7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Temizlik konusunda ne diyorsun? Üstüme yok. Üstüne yok. Bir şey bulamayacaksın. Bir şey bulamayacağım. Şu saatin üstüne de bir bakayım. Bak, bir şey bulamayacağım. Bir saniye. Oraları biliyorum, bulamayacağım. Tüm dizlerim protezli fazla. Niye az önce dedin ki ben oraları görüyorum? Servet Hanım'ın evini temiz bulacağımı düşünüyorum. Ne arıyorsun oralarda? Dün akşam sildik ama. Kız, anam nasıl sildi? O kadar detaylı baktım, hiçbir leke, toz, bir şey bulamadım. Bence Servet Hanım temizlik yönünden Kadir Bey'den güzel puan alacak. Ekranların en leziz, en temiz yarışması Kadir İzilli ile Enem Arat Benim'den haftanın ikinci gününden hepinize kucak dolu sevgiler, selamlar. Bugün Pendik'teyiz ve 14 yıldır aşçılık yaptığını söyleyen Servet Hanım'ın evine davetliyiz. İddialı bir yarışmacımız. Dün masada da gayet güzel yorumlar yaptı. Bakalım bu engin bilgisini, tecrübesini bugün masaya da, temizliğine de yansıtacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız uzun lafın kısası Servet Hanım'ın kapısını çalalım o zaman. Haydi buyurun. Merhaba, ben Servet Sakin Tarhan. 57 yaşındayım, 2 çocuk annesiyim, ev hanımıyım, gümüşhaneliyim, hamaratım, temizim, titizim, düzenliyim. Mutfağımda da temiz yemekler çıkardığım için de çok beğeni ve takdir almışımdır. Bakanlardan dekanlara kadar, hatta profesörlere kadar yemeklerimi yiyip lezzetine puan verdikleri için bu yarışmada ben de olmalıyım dedim. Onun için de katıldım. 14 yıl boyunca aşçılık yaptım. Üzerime tanımıyorum. Günaydınlar efendim. Hoş Servet Hanımcığım, hayırlı sabahlar. Nasılsınız? Ben mutluyum bugün böyle sizi burada görmek. Vallahi biz de hem mutluyuz hem heyecanlıyız. Canım Servet ablam çok iddialı, çok da tecrübeli. Çünkü bakanların evet. Önüne yemek koymuş kadın. Aa, gözleriniz yaşarmış. Niye, duygulandın mı? Evet. Çünkü bu mutluluğu yaşamak çok güzel. Ay kurban olurum ben sana. O mutluluk bize ait. Senin evine gelebildik, seni görebildik, evet. Senin gibi birini tanıdık. Evet. Sen de masada ne güzel yorumlar yaptın. Beğendin mi? Vallahi beğendim. Servet Hanım'ın yorumları çok güzel dedi. Ama damak tadıma hitap etmediği için. O kadar güzel içlerindekilerini seçtin, söyledin ki bugün ben senin yemeklerinden %100 inşallah Rabbim de izin verirse güzel olacağından eminim. Tamam. Peki temizlik konusunda ne diyorsun? Üstüme yok. Üstüne yok. Bir şey bulamayacaksın. Hiçbir şekilde kadının üstüne yok. O zaman gidelim mi? Gidelim, buyurun. Hadi gel ablacığım, mutfağa gidiyoruz. Haydi bakalım. Enem Arat Benim'de haftanın ikinci gününde Servet Hanım'ın evine misafir oluyoruz. Evimizin mutfağı değerli toplu bir temiz görünüyor. Ocak, tezgah, buzdolabı, masa, dolaplar hiçbir yerde toz ya da pislik göze çarpmıyor. Ama bakalım Kadir bu mutfağın detaylarından nelere dikkat ediyor? Evet, buyurun. Servet Hanım'ın muhteşem mutfağı. Maşallah bir yıllık meyveyi doldurmuş ablam. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Lastiklerimize bakıyoruz. Bir şey bulamayacaksın. Evet, lastik aralarımız güzel. Şöyle buzluğumuza bakalım. Buzluk maşallah. Kız bu kadar eski kaşarı ne yapıyorsun Servet abla? Siparişle geldi de onun için donduruyorum buzlukta. Bir şey bulamayacağım. Servet Hanım'dan umutluyum ben. Bence gayet güzel yemekler yapacak. Evinin de temiz olduğunu düşünüyorum. Yani kaç yıllık ev hanımı. Bence altından kalkmıştır her şeyin. Oraları biliyorum, bulamayacağım bir şey. Tatlı kız seni. Çok yakından izliyorum çünkü. Şu peçeteyi ver bana. Ah Servet abla, ah Servet abla. Kadir emin misin? Eminim ama yapmak zorundayım, ne yapayım? Servet Hanım, vereyim mi peçeteyi? Ver, ben güveniyorum kendime. Canım ablam. Servet abla, sen bunu tam eğememişsin. Bak, olabilir. Yani neden biliyor musun? Dizlerim protezli fazla. Niye az önce dedin ki ben onları görüyorum? Görüyorum, olan yerleri sildim. Dün de mesela baktım. Köşesi kalmış, bunun arası kalmış. Hadi protez dedim, bunu proteze yorduk. Hadi aynen, bakalım. İkisi de protezemde.
Evet, çekmecemizin arkasına bakmak istiyorum. Bakın. Evet, orası güzel. Onda sıkıntı yok. Ocağımız gayet temiz. Aspiratörümüzü şöyle elliyorum. Tellerinde hiçbir sıkıntı yok. Üstü de gayet güzel. Sadece siyah cam olduğu için ister istemez üstüne toz evet, geliyor. Evet, akşam yattım. Servet Hanım dün gerçekten çok detaylara baktı. O yüzden Servet Hanım'ın evini temiz bulacağımı düşünüyorum. Yani şunu söyleyeyim, yaşına göre çok çok iyi. Kadir, ben de bu lafı anlamıyorum. Yaşına göre ne demek? Sen demiyor musun buraya gelip yarışıyorsanız yaşınız önemli değil diye? Ama şimdi sağlık problemleri oluyor ya. Yani bak, ablamın dizlerinde protez var, tansiyonu var. Belki yukarıya o kadar uzanamıyordur, başı dönüyordur. Dipçik gibi kızların hiçbiri iş yapmıyor da. Ablam o yaşıyla gene maşallah dedim yani. Değil mi ama? Evet. Yani. Aynen. Şimdi biraz o yaşı şöyle bir tık göz önüne almak lazım diye düşünüyorum ben. Ben yarışmacı olsam göz önüne almazdım. Sen zaten yarışmacı olsan milletin iflahını kuruturdun. Servet Hanım'ın evi bence çok temizdir. Çünkü dün bizim evimizde gezerken onun her yere baktığını hissettim. Görmedim ama hissettim. Temiz bir kadın olduğunu düşünüyorum. Evinin de temiz olabileceğini düşünüyorum. Şu saatin üstüne de bir bakayım. Bak, bir şey bulamayacağım. Bir saniye. Eminim. Yok, güzel. Evet. Peki Servet ablacığım, salona gidelim bakalım. Buyurun. Hadi gel. Kolonyayı da sıkı sıkı tutuyor. Git gel. Servet Hanım'ın salonu insanın içini ferahlatan açık renk dekorasyonuyla dikkat çekiyor. Pembe koltuk takımı, inci gibi parıldayan perdeler, rengarenk çiçekler ve birbirinden ilginç dekoratif objelerle bu salon adeta göz kamaştırıyor. Bakalım Kadir burası için neler söylüyor? Aman Allah'ım, şeker pembesi bir salon. Ne kadar güzel, ne kadar güzel beyaz. Evet, bütün ablamın sosyal medya sayfamızı burada görüyorsunuz. Like ata ata gidiyoruz. Abla, hanımefendiler kim? O halam. Yanındaki annem rahmetlik. Allah rahmet eylesin. Burada kızım, oğlum, damadım, erkek kardeşim, gelinimiz, ben. Bu rahmetlik babam. Burada üç kız kardeş, büyük ve çocukluk halleri. Ay maşallah. Bu da kızımla damadım. Ben en çok babanızın fotoğrafını sevdim. Çok genç duruyor yalnız. Çok genç öldü. Kaç yaşında öldü? 45 yaşında. Oo, niye? Kanserde. Kanser. Mekanı cennet olsun inşallah. Zor bir çocukluk geçirdin o zaman. Çünkü baba erken gidince evin tüm düzeni bozuluyor ister istemez. Evet, en büyük de bendim. Bütün sorumluluk, her şey bendeydi. 8 kardeştik. Oo. Tabii biri babam öldükten sonra doğdu. Annem hamileydi. Servet Hanım, bu kanser için genetik diyorlar. Allah korusun, sizden birinde falan yok inşallah. Bende var zaten. Ben 8 yıldır meme kanseriyim. Şu anda da bir hafta oldu, kızımı öğrendik. Bir hafta oldu. Şu an ya ben onun için yarışmaya katılmıştım. Bebeğin şansına, bebeği de var. Kızınız hem hamile hem de kanser mi? Şu an evet, bir haftalık, yeni öğrendik. Onun için çok böyle yarışma şey oldu yani bana. Peki yani huyu muyu belli oldu mu? İyi mi kötü mü? Ya şu an doktorlar hiçbir şey yapamıyor. Hani tomografi, MR, ultrason sadece çekildi ve biyopsi de çıktı. Oy. Bebeğin şansına girdim. Yarışmaya onun için başvurdum. Şimdi ama bunu öğrendim. Bebek ne olacak? Kalıp ameliyat yapabiliyorlar. İnsan sevinciyle hüznün arasında kalıyor. Şu an kalıyor. Evet, öyleyim. Öyleyim. Şu an yani... Programda olduğum için mutluyum ama öbür taraftan içim yanıyor. Şimdi sen kendi derdine üzülürken bir yandan onun çıkması... Evet. Ben atlattım çok şükür. Ben şimdi yendim. Sende kalmadı mı bir şey? Bende yok. İyi, yendim. İyi, şükür. Kaç sene geçti? 8. yıldayım. Bitmiş o zaman, 5 seneyi geçti mi bitiyor. Ha öyle, evet. Bir tedavimi yeni bitirdi işte bir yıl. Ama şimdi moral de çok önemli biliyorsun. Yok, şu an ben iyiyim. Kızıma sadece içim tabii ki. Evlat başka bir şey. Olarak ona yanıyorum. Bir de hamile oluşu, o daha da bambaşka. Evet. Ama dediğin gibi çocuk var içinde, Rabbim onun şansına yiyecek ekmeği varsa, nasıl bir varsa zaten, evet, sen hiç merak etme. Aynen. Motiveyi yüksek tutmak lazım. Aynen. Mübarek günlerin yüzüsü hürmetine. Amin inşallah. Bu yarışmaya kızım için katılmıştım. Bebeğimiz olacaktı. Ama o da şu an başka bir hastalıkla şey olduğunu bildiğim için duygusalım. Kusuruma bakmayın. Parayı ne yapacaksınız? Kızım için harcayacağım. Hadi inşallah. Hadi inşallah. Abla. İnanıyorum ben Leyla'yı da... Canım abla. Leyla'yı da bugün havada gördüm. Kız
bugün o lehleyi bizim setteki kızların hepsi gördü. Ben hepsi koca bulmak için. Şeyi onun için kesmiştim. Sen de mi kestin? Onlar da takmış ben abi bileklik. Ben dün kestim. Dün kestim. Yarışmaya geliyorum sorulur. Herkes bilmez diye. Ay olsun ne olacak? Ama dün çıkardım. Bugün lehleyi gördüm. Bizim kızlar olsun, o da kulaklarına varana kadar taklar zengin koca bulmak için. Bugün lehleyi gören koşuyor iplikleri. Ben de saatimi keseceğim. Evet şöyle bir gezelim şimdi ablam. Koltuklarımın arası gayet güzel. Evinde çok temiz bir hava var. Çok güzel bir enerji var. Dağınıklık yok, kalabalık yok. Çok şık. Nerelere baksam, nerelere baksam ya Rabbi. Senin sevdiğin yerlerde bir şey bulamayacaksın. Senin sevdiğin yerler. Bayılıyorum bu petek altlarına. Yok, küçük sadece. O gözden kaçmış olabilir. Ne arıyorsun oralarda? Zahir Kadir, ne yapıyorsun orada? Servet abla. Ha. Yere baktım. Biraz yer tozlanmış sanki. Dün akşam sildik ama. Kız anam nasıl sildin? Bu Kadir'in eli el değil ki zımpara kağıdı. Lay ben biraz sürünce çıktı bak. Tin tin tinimine hanım tin tin tinimine hanım. O kadarı da görmezden gel. Olur o kadarı da olur. Kadir vallahi hakkımı helal etmem sana. Ama kavler niye mübarek gün hakkını helal etmiyormuşsun? O kadar detaya girdin ne çıktı sanki? Hiç göstermediğini o kadarcık olacak artık. Yok ablama diyorum. Biraz toz çıktı sadece. O kadar olur. Hadi banyoya gidiyoruz gel. Gel ablam gel. Evimizin banyosu modern tasarımı ve şık dolaplarıyla öne çıkıyor. Temizlik, tertip ve düzen konusunda hiçbir eksiği olmayan bu mekan, Servet Hanım'ın hamaratlığının nişanesi gibi duruyor. Bakalım Kadir bu banyonun hakkında neler düşünüyor? Evet, ooo ne kadar şık bir banyo aman Allah'ım. Nasıl sıkıştın oralara değil mi? Nasıl sıkıştın? Evet, şimdi duşakabinimizin üstüne bakıyorum. Gayet güzel. Siyah bir duşakabin seçmiş ablam. Camları da gayet güzel. Evet, gayet derzleri mezleri bembeyaz muslukları parlıyor. Özellikle duşakabinin içerisinde bataryasında küf var mı, kireç var mı? Bunları kontrol etmek istiyorum. Lavabosu, çamaşır makinesinin deterjan gözüne bakıyorum. O da gayet şık. Lastik aralarımızda bakıyorum. Gayet temiz. Bir şöyle kendini bir öv. Yani bak de kaç yaşındayım de buraları kıpır kıpırım de. Evet bak kaç yaşındayım Kadir Bey gördünüz mü? Bir şey bir yerde bulamadınız. Bak lavabonun içinden de bir şey çıkmadı. Evet. Ay dünkü ev neydi öyle? Kadir tut azıcık kendini. Mübarek gün dedikodu yapma. Tamam yapmıyorum. Mübarek gün tutamıyorum ama kendimi. Tut. Tutayım değil mi? Tutuyorum. Ben de tut. Sen de tuttun ama dün sanki evet, biraz. Evet ben bayağı şeyler gördüm de hepsini görmezden geldim. Bakabilirsiniz. Yok gayet güzel ablam. Şöyle bir üstünde bir elim. Yok gayet güzel. E hadi bakalım sonra senden güzel bir temizlik de yapacağız. Tamam. Evet. Hadi gidelim o zaman. Tamam. Nereye gidiyoruz? Misafirlerimizi ağırlamaya gidiyoruz. Evet. Haftanın ikinci gününde. Ablam gayet pozitif, gayet enerjik. Bakalım misafirler nasıl gelecekler eve. Kadir su faturasını ödedin mi? Ay ödemedim. Sen nereden biliyorsun onu? Sen benim su faturamı ödemedim mi nereden biliyorsun? Kız bütün faturaları ödedim de o telefondaki şey su şey IBAN'ı var ya o girilmemiş. Dua et evli değilsin. Sen. O kadar detaylı baktım. Hiçbir leke, toz bir şey bulamadım. Bence Servet Hanım temizlik yönünden Kadir Bey'den güzel puan alacak. Oo, buyurun hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş geldiniz. Seba Hanımcığım hayırlı sabahlar, buyurun. Sağ olasın, nasılsınız? İyiyim, sizlere sormadım. Merve Hanım, günaydın. Günaydın. İşte. Nakide Hanım çok kırmızılarla maşallah evet. Gözünüze renk kattınız. Evet. Merhaba. Beyciğim, hoş geldiniz hoş siz de. Buyurun. Nasılsınız? Kız Servet abla nerede kaldı? Geldim, hoş geldiniz hepiniz hoş evime. Bulduk. Neşe gel, getirdiniz, huzur getirdiniz. Gel.
Çok pozitif bir hanımefendi Servet Hanım. Kapıda da çok böyle neşeli karşılıyor. Pozitif enerjisi de geçti mi bari? Evet, evet geçti. Evet, geçti. Bu sebebi nasıl buldunuz karşılamasını Servet Hanım'ın? İşte idare ediyor. O kadar mı? Samimi geldi mi? Samimi, samimi. Ben seviyorum Servet ablayı. Güzel. Sağ ol, Allah razı olsun. Merve'ye bakınca Servet Hanım daha güzel karşıladı. Daha neşeliydi. Siz nasılsınız Merve Hanım? Biz de iyiyiz çok şükür. Dünden sonra ne yaptınız? Ay yattığım yeri bilemedim. Yattığın yeri bilemedin. Vallahi canın çıktı. Bacaklarım bile et kesiyor olmuş. Bir de bir gün önce 6'ya kadar uykusuzdun. Evet. Ben dedim ki biz kapıdan çıktıktan sonra Merve sofranın başında öylece uyuyakalmıştı. Evet, komşuyu çağırdık bulaşıkları yıkadı. Baklavayı ne yaptınız? Onlara hepsini yedik. Hepsini yediniz. Hepsini bitirdiler. Çiğ mi yedemediler, götürdüler vallahi. İnşallah afiyet olsun. Yani idare ederdi. Biraz samurdu ama. Evet Nagil Hanımcığım siz nasılsınız? İyiyim sağ olun siz. Biz de iyiyiz valla. Kırmızılarla gayet renk katmışız. Evet bugün de yöresel kıyafetimi giydim. Bugün bakalım Nagil Hanım bir şeyler beğenecek mi? Beğeneceğini umuyorum. İnşallah. Bir umuyorum. Sen böyle biraz didikledin bayağı bir de Servet Hanımcığım böyle bayağı bir didikledi. Diğer ikisi herhalde ilk gün diye biraz böyle sakinlerdi. Bugün bilmiyorum neler olacak. Bence evet. Bugün bana bilenecek hepsi. Niye? Özellikle Merve Hanım. Asla öyle bir şey yapma. Yok Merve'den öyle bir şey sanmıyorum ya. Yok, gayet yapma. Pozitif. Neyse o. Ama tabii bugün sofraya oturduğumuzda ne olur bilemem. Evet. Sürpriz. Servet ablacığım seni bir tanıyalım. Kaç yaşındasın, kaç çocuk var? Servet Hanım kim, ne işle uğraşmış? Servet Hanım 1964 İstanbul doğumluyum. Ev hanımıyım, gümüşhaneliyim. İki çocuğum var, bir oğlum bir kızım var. Ev işlerinde çalıştım yardımcı olarak. 14 yılda bir profesörün yanında çalıştım. Yemek üzerine sırf. Davetler İlk böyle falan. İşe gidişin hani temizlik üzerine mi diyorsun? Evet. Direkt bir eve yemeğe mi gittin? İlk temizlikte. Temizlik üzerine gittin. Evet 18 yıl çalıştım. Abi ne iş yapıyor bu arada? Yok şu an ayrıyız. Ha peki. Senin yaşadığın gibi bir şeyler var bizde de. Anladım. Sen oğlunla yaşıyorsun burada aynen, tek başına. Aynen senin gibi. Anladım. Görüşme yok o zaman. Yok. Gayet. Sadece kızımla ilgili olanlarda görüşüyoruz. Anladım. Ortak konularda mecburen birleşiyorsunuz. Mecburen kaç evet. Kaç senedir ayrısın Servet abla? 8 yıl. 8 yıl oldu. 33 yıl sonra boşandım. Bu senin hastalığınla da alakası var mı acaba? Ondan sonra oldum. Ondan boşandıktan sonra. Zaten 1 Ekim'di. Rahatlayınca bir yerden çıktı. Servet Hanım 8 sene önce bir göğüs kanseri atlatmış. Şu anda gayet iyi bir sıkıntısı yok. Şükürler olsun. 33 yıl sonra boşanmak da biraz ağır gelmiştir ama herhalde... Yok, çok iyi geldi. Çok, çok iyi geldi. Geç çok kalınmış, iyi geldi. Geç kalınmış bir ayrılıktı benimki. Bu konuya çok fazla girmiyorum, özel bir konu. Ama anladığım kadarıyla sana bir rahatlama olmuş. Evet. Öyle üzücü bir olay değil. Yok. Ama işte tam rahatlamışken bu hastalığın çıkması senin için biraz evet, sorun Evet ama oldu. Onu da çabuk atlattım. Çünkü başıydı. İlk evresinin ikincisinin hemen başında. Hemen fark ettim. Servet Hanım güçlü bir kadın. Bu hastalığı yenmişti. Şimdi maalesef kızında da evet bir görülmüş. Hafta oldu. Ben torunum için başvurmuştum yarışmaya. Bebek bekliyor. 3 aylık hamile. Ama şu an hamileyken aynı kanser. Zamanda da kanser olduğunu öğrenmiş. Meme kanseri bir hafta oldu. Ve yarışmadan arandım. Ben de artık dedim bebeğin şeyi, şansı. Yani hem hüzün hem mutluluk hepsi bir hepsi arada hepsi bir arada anda. Yaşıyorum. Allah şifasını versin inşallah. Amin inşallah. Aynen çok söylüyorum. Hele ki hamileyken şimdi hem bebek evet. Hem o... Tedavi de göremez şu an. Tedavi ameliyat ama bakalım iyi bir profesör i̇nşallah bulduk. İnşallah kötü huylu değildir daha i̇nşallah. Da büyümez. İnşallah evet. Servet Hanım agresif gibi. Agresif değil dedi doktor. İyi şükür. En azından senin gibi çarçabuk başta atlatırsa bir sıkıntı kalmaz inşallah. Tek sıkıntı bebek. 9 ayın sonunda sağ salim Allah kucağına getirmeyi nasip etsin. Bir şans da bugün sana gelsin inşallah. 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 Anneannesi bak şimdiden gelecekteki torununa bir selam gönder. Yarın bir gün doğup büyüdüğünde bu programı izlediğinde desin ki ya anneannem benim için katılmış. Tam karşıdaki kamera. Canım torunum onun için katıldım. Ve bu işi başaracağım. Hadi inşallah, hadi inşallah. Servet anneanne senin için geldi bu programa. Sen tabii büyüyeli yıllar oldu. Sen daha annenin karnındaydın. Annen de rahatsızdı. Servet Hanım dedi ki torunumun şansı için geliyorum dedi. Bugün senin için bizlere yemek yapacak, temizliğini gösterecek. Kendinde emin bir anneannem var. Hadi bakalım. Bence evet. Çok şanslı. Bence de arkada böyle bir evet, anneannesi sağlam var. Sağlam bir anneanne var. Maşallah. Evet. Servet abla hazır mısın? Hazırım. Bize bir menüyü say bakalım. 14 yıldır yemek yapan, bakanların önüne yemek koyan Servet Hanım bugün bize ne pişirecek? Ama istersen dış ses saysın. Olabilir. Sen şimdi biraz duygulandın, heyecanlandın. Olabilir.
Servet Hanım'ın menüsü avuçlu tavuk çorbası, mantarlı krep, hünkâr beğendi, pirinç, pilavı, roka salatası ve istiridye tatlısı. İstiridye tatlısı. İstiridye tatlısı bu büzme baklava gibi olandan... Yok değil. Değil yani. İstiridye tatlısı. Bir kere daha yedim sanki ama tam hatırlayamadım onu. Ya kurabiye tarzı yapılıyor ama içi ceviziyle falan. Hadi bakalım göreceğiz. Pirinç pilavı. Bugün bakalım pirinç pilavın, senden güzel bir pirinç pilavı bekliyorum. Evet. Yoksa Merve'nin dilinden kurtulamazsın. Evet. 14 senedir yemek yapıyorsun dedik. O pirinç pilavı bugün lafa ya da dili gelirse yandın. Aynen. Güveniyorum kendime. Hadi bakalım. Üstüme tanımam diyor hiçbir şeyde. Ben de öyle diyordum. Olmuyor. Peki. Olmuyor. Hazırsanız eli gezmeye başlayalım. Bakalım Servet Hanım'ın detayları nasılmış görelim. Haydi buyurun. Servet Hanım'ın evi temizdi. Buldum çok az. Çok az detaylara girdiğin zaman bulunuyor. Aradığın zaman bulunuyor ama temizdi. Servet Hanım kesinlikle Merve Hanım'dan evinden daha temizdi. Kontrol ettiğimde daha özenliydi. Kadir Bey, Servet Hanım'ın temizliği için güzel puan vereceğini düşünüyorum. Çünkü ben o kadar detaylı baktım, hiçbir leke, toz bir şey bulamadım. Servet Hanım'ın evi güzeldi, dekorasyonunu beğendim, sade ve şıktı. Servet Hanım'ın evi temizdi. Bunu sadece salondaki peteğin altında birazcık toz buldum. Bunu da Kadir Bey'e gösterdim ama bunun dışındaki kontrol ettiğim yerler gayet temizdi ve titizdi. Ha, boşanmaya mı? Oluyor. Su faturası. Kız git, su faturası için boşanılır mı? Evet. Suyu çok akıtıyor şimdi. Vah, duştayım diye. Yani beklediğim gibi buldum Servet Hanım'ı. Gayet iyi. Baksana arkası, motoru, üstü pırıl pırıl. Üstüme tanımam dedim. Neleri göze almış düşünün. Kaç yıllık eşinden boşanmış. Ya bugün bir şey bulurum diye o kadar detaylı baktım ama hiçbir şey bulamadım. Burası gözünden kaçmış. Gayet iyi. Evet, yüzüyoruz efendim. Dizlerimden dolayı orayı görememiş. Dizlerim yalan oldu sözlerim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Kapat ablam, kapat. Evet. Gel ablacığım. Evi güzelce gezdiler. Evet. Çoğu evi beğendi. Gayet güzel buldular. Yani bir balkon kapısının üstünden şöyle bir nargül bir şey aldı. Bir de Merve mutfak kulübünü şöyle bir sıktardı bıraktı. Yağ mı var acaba diye. Ama geri kalanlar evi beğendiler. Kadir, sıktardı ne demek Allah aşkına? Sıktardı işte şu. Aman hala öğrenemedi bu da. Bakta çekti elini. Gümüşhane şivesiyle söylüyor. Bak sen beni anladın değil mi? Sıktardı bıraktı. Mustafa Bey dedi ki ben kulağımla duydum. Vallahi dedi abla temiz dedi maşallah dedi. Banyoda çamaşır makinesi içine falan baktı. Evet. Yani enerjiler güzel, pozitif geldi. İnşallah. Şimdi hemen üstümüzü değiştiriyoruz. Evet. Sen şimdi yerleri silemiyorsun biliyorum dizinde pırıl evet. Var ama nasıl bir bez sıkıyorsun, nasıl toz alıyorsun, temizlik rutini nedir bir görelim. Bir de şu koltuğun arkasında elime bir şeyler geldi ya orayı şöyle bir almak istiyorum ben. Tamam. Hadi gidiyoruz o zaman. Evet efendim, Gümüşhane ile yarışmacımızla birlikte temizlik için giymeye gidiyoruz. Sakın ekran başından ayrılmayın. Bugün tecrübe konuşacak. Evet. Tecrübe. Aynen, kesinlikle. Hı, hadi bu gel. İş bende. Hadi bakalım. İnşallah. Buyurun Servet Hanımcığım, buyurun efendim. Buyurduk efendim. Evet, şimdi hemen şu çiçeğimizi ortadan alıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz Kadir? Hemen orta sehpayı kaldırıp hızlıca temizliğe girişiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu şöyle yaslayalım. Sehpamızın içi de gayet güzel.
Hemen süpürgemizi açıyoruz. Tak Servet ablacığım. Gümüşhane Şiranlı datı gibi delikanlı. Gümüşhane Şiranlı datı gibi delikanlı. Aç 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 aç. Bence Servet Hanım temizlik yönünden Kadir Bey'den güzel puan alacak. Sen güzel lord olması da yaparsın değil mi Servet abla? Onu yapmadım hiç. Aha! Gümüşhanelisi lord olması yapmadın. Hiç yapmadım. Hayır, normalde pişirmiyor musunuz? Sen mi sevmiyorsun? Yok, pişirmedim hiç. Çok şaşırttın beni açıkçası. Yani bir Çinli için Pekin ördeği neyse bir Gümüşhane Bayburtlu için de lord olması o. Sen o detayı nasıl atladın? Vallahi ne bileyim ama başka, yapacağım. Ne yapıyorsun peki başka yöresel yemek biliyorsun? Şiron. Ziron ha, ziron evet. Babuko. Ne? Babuko. Babuko'yu bilir misiniz? Babuko'yu bilmiyorum. Şöyle kömbe yapıp ortasını oyuyorlar. He. Sonra çıkardıkları hamuru tekrar doğrayıp içine döküyorlar. Ama tereyağı, yoğurtla öyle yiyorsun. Aa, onu duymadım hiç. Bizim yöresel. Siron da aynı tarz. Siron yufka ekmeğinden yapılıyor. Tamam onu biliyorum. Onu annemler çok yapıyorlar. Babuko da böyle kömbeden yapılıyor. Kuru kömbeden. Kuşbunu çorbası pişiriyor musunuz? Yok. Kompostusunu yapıyorum. Ha, bizimkiler çorbasını pişiriyorlar. Onu Kadir sizinkiler hep en kolaylarını yapıyorlar. Sen o kuşburnu çorbasına kolay mı dedin? Çok o zor. O kuşburnuyu haşla, elekten ayrı geçir, tülbentten ayrı geçir, süzgeçten ayrı geçir, o kılını ayır. Tabii kuşburnu bedava diye. Kuşburnu maalesef. Nerede bedava kuşburnu? Bedava kuşburnu değil. En pahalı şeylerden. Bugün hiç o konuya gelme. Yemediler. O kuşburnu çorbası çok lezzetli oluyor. İçine yarma, buğday, fındık, fıstık dolduruyoruz. Hiç duymadım. Bayram. Padişah. Padişah, bu deveni de kimse sultan değil. Dur ablam, halıyı kaldıralım. Servet Hanım dün Merve Hanım'ın evini o kadar detaylı inceledi ki... ben de bugün bir şey bulurum diye o kadar detaylı baktım ama hiçbir şey bulamadım. Kadir, su faturanı ödedin mi? Ödemedim, öğle arası ödeyeceğim. Su faturam da 90 lira gelmiş bu arada. Apartmanda en düşük su faturası bana geliyor. Bir şey diyeceğim, ben geceleri harcıyorum. Az yazıyor o yüzden. Kadir, öyle kafana göre gece kullanıyorum, az yazıyor deme. Ancak gece tarifesini geçersen öyle oluyor. Kalkse mi bu? Ben neyin gece tarifi? Gece kullanım kampanyasına girersen o dediğin oluyor. Ben bu konuyu araştırdım da konuşuyorum. Bu arada ben sana niye su faturanı ödedim mi diye soruyorum biliyor musun? Niye? Sen bugün taktın mı benim su faturama? Ödeyeceksin galiba. Kadir, sence bir su faturası nelere kadir olabilir? Ödemezsem mi? Ödemezsek suyumuzu keserler. 90 lira içinde suyumu keserler. Ay Allah korusun. Bu konu nereye varacak? Sizce bir su faturası evliliğe sebep olabilir mi? Evliliğe mi? Nasıl yani? Boşanmaya mı? Oluyor. Su faturası. Kız geç su faturası için boşanılır mı? Evet, maalesef ben öyle yaşadım. Nasıl yani? Su çok geliyor diye, harcıyorum diye. Elektrik kullanıyordum, fırını kullanma diye fırınımın fişini bile kesmiştir eşim. Su faturası çok geldi diye mi boşandınız siz? Yani o da var tabii ki, etkenler. Yani elektrik ve sular idaresi yüzünden boşandınız. Normalde kaynana araya girer, görümce araya girer. Yok, bizimki tamamen pintilikten. Bir saniye, sen gel şuraya otur. Yani sen şimdi çok temizlik yapıyorsun diye. Evet. Çok yemek pişiriyorsun diye mi boşandı? Evet. Normalde milletinki iş yapmıyor diye ayrılır, sen iş yapıyorsun evet, diye. Evet, benim bu halimde bana diyor da her yer pislik içinde. Şu senin bu temizliğin. Evet. Deseydin su faturası çok geliyor diye kızıyorsun, hem iş yapmıyorum diye kızıyorsun. Ben ne yapıyorum bu evin işte. İçinde? Kaç para geliyordu su faturanı? Ya o zamanlar, ya 8 yıl oldu boşanalı, o zamanlarda 30-40 lira falan geliyordu. Şimdi de öyle geliyor faturalarımız. Peki eşinin genel anlamda bir, yani bu tutumluluk... Sonradan oldu. Önce öyle değildi. Emekli olduktan sonra. Emekli olduk adam ve çok psikolojik 41 yaşında emekli oldu. Depresyona girmiş olabilir mi emeklilikten sonra? Bilemiyorum. Evde oturduğu için belki de olabilir. Kadir, Servet Hanım'ın kızı üniversitede okuyormuş. Kızımız üniversiteden eve gelmiş. Yoldan geldiği için banyoya girmiş. İşte tam da o sırada kavga çıkmış. Niye? Suyu çok akıtıyorsun bah, diye. Bah, duştayım diye. Kız bir de yoldan gelmiş yani. Aynen. Ne tuhaf adam. Öyle başlayan kavga ta nerelere varmış. Sudan sebebe mi boşandınız siz? Resmen o olmuş. Sudan sebebe boşandınız. Sen tepki, suyu çok harcadı değil mi? Kombiyi falan mı kapattı, ne yaptı? Yok, kapısını kavga. Yumrukladı. Kızın kapısı yumruklanır mıymış? Evet, havluya sarılıp çıktı yavrum. Sen ne yaptın? Ben de evden kovdum. Mahkemede de onları delil olarak sunmuş bütün boşanma kağıt şeylerinde.
İşte elektrik su faturalarını, evet. Hakim dememiş mi sen böyle? Demiş, ayıp demiş. Bunları çıkarmam bile ayıp demiş o zaman. Yani kızı... Aynı gün bitirdi zaten. 2 yıl sürdü boşanmamız. Vallahi ben o hakimi alkışlıyorum. Hakim aynen. Baktı ki bu adam yedirdiklerime sayın bile diyorlar. Bir şey istiyorsun ya yedirdiklerime sayın diyorlar. Yok ama ben hakkımı aldım. Ha, aldın mı? Biz evet, de aldık. Bugün bu ev o sayede, bu evde oturuyorum. Kendi evim. Dur şimdi sen tazminat aldın da bu evi mi aldın? Yok. Bir arsa bir evimiz vardı. 2 arsa bir evimiz vardı. Bir arsa ona, bir arsa bana. Evi de ortak yaptım. Ha, ortadan böldünüz. He, sonra ev yenilenince satış yaptık. Ben kendi hakkımla burasını aldım. O da kendi hakkıyla başka yerde aldı. Oh, güzel. Karlı bir iş olmuş. Evet. Ama ben daha karlıyım. Benim evim daha değerli. Ha, onun evi nerede? O Kartal daha yukarıya doğru. Ha, ama benim şu an burası, evet. Şu anda rahat mısın? Çok rahat. Üstünden bir yük kalktı mı? Hem de büyük bir yük. İstediğin gibi kıymayı da koyuyorsun, yemeğe suyu evet, da açıyorsun. Evet, oğlumla da keyfim yerinde. İstediğim yere geziyorum, gidiyorum. Oğlan bekar mı? Bekar. Hadi hayırlısıyla bir de kısmet bulup i̇nşallah. Bir de evlendirirsen inşallah. İnşallah. Ama gelini iyi seç bak, birlik oturuyorsun. Ya o anlaşırsa önemli olan o. Anlaşsana, senin de anlaşman, birlik oturacaksınız. Şimdi tam böyle rahat ettim derken parayla gidip de düşmanı içeri sokma. Bu arada araya giriyorum ama şöyle bir açıklama yapmak zorundayız. Az önce anlattığınız konuda karşı tarafa da söz hakkı doğuyor. O yüzden biz bu anlatılanların sadece sizin iddianız olduğunun altını çizmeliyiz. Karşı tarafı dinlemedik, sadece sizi dinledik. Bunu söylemek zorundayız. Sonra karşı taraf diyor ki bana sordunuz da mı diyor, belki ben böyle değilim diyor. O izlemiyor bile programı. Ay yok, izliyorlar. Hemen haber veriyor kolu komşu, ablası bacısı. Sen merak etme. O gün reytingler şaşıyor bizim. Ondan sonra arıyorlar. Benim ablam böyle değil, benim abim böyle değil. O yüzden beyefendiyi de bir gün, belki beyefendi de katılırsa bir gün de onu dinleriz. İsterse buyursun gelsin tabii. Kapımız herkese açık. Sen emekli misin peki Servet abla? Babamla. Babandan emeklisin. Evet, ev işlerinde çünkü önceden sigorta yoktu, sonradan yaptılar. Tabii. Ben zaten ikinci işimi de kanser ortaya çıkınca bıraktım. Yoksa şimdi hala çalışıyordum yemek işinde. Ha, bu rahatsızlığından dolayı. Rahatsızlığından şimdi babandan emekli maaşın var, oğlun çalışıyor, ev kendine. Ne oldu da bakla sofa idare ediyorsun. Huzurun varsa göğsü önemli. Çok şükür, hamdolsun bugünüme. Kızın ne iş yapıyor? Kızım moda tasarımı. Moda tasarımı, evli zaten. Evli. O. Nerede çalışıyor? Kurumsal firmada. Güzel, iyi. Çocukları da iyi yetiştirmişsin, senden rahatı yok. Raşit'le tanıştırsak mı acaba? Bizim çok modacı öyle tanıdığımız arkadaşımız var. Ay çok var. İyi olur. Raşit Bazı Bağlı'yı tanıyor musunuz? Gerçekten. Öldüğünde doğum günüme bir tane ceket dikmedi, kör olmayasın. Kimseye öyle ceket falan vermez. Bir de bir tanıştırın lütfen. Söz tanışacağım. Raşit vermiyor çünkü babası veriyor ceketleri. Ay Pinti, öldü de doğum gününe bir tane ceket vermedi. Raşit boyun posun devrilmesi senin inşallah. İğnen ipliğinden geçmiş. Raşit kadın giyimle ilgileniyor, erkek giyimle ilgilenmiyor. Bir top kumaştan bir ceket dikemedi mi insan? O işlerin kaynağı babası. Zenginler hepten Pinti oluyor vallahi. Yalnız hakikaten Raşit Pinti'dir. Cidden Pinti. Ne kahvaltıya götürdü beni, şuncacık yumurta ısmarladı. Neyse aramızda kalsın. Sen dua et, parasını vermiş. Evet, şimdi ablamın şöyle bir yerlerini silelim bakalım. Eylemiyor biliyorsunuz. Yoksa ben böyle silmeyi çok seviyorum. Ben merak ediyorum. Şimdi protez olunca, bükülünce ne oluyor, dizleri bükülünce? Sancı mı oluyor, ağrı mı oluyor? Eylemiyorsun ki şey olduğu için, metalden. Kırt kırt ediyor. Ay Allah'ım, sen sakın bana kadar durabiliyorum. Şu kadar durabiliyorum. O kadar. Kadir, sen de yazık ediyorsun kendine. Evet ama ne yapayım, duramıyorum abla, vallahi dur bak. Servet Hanım, siz söyleyin, yazık etmiyor mu? Yazık ediyor, ben onu şeylerinden görüyorum yani, gecenin 2'si 3'ü, dün akşam 3'te yattım, dedim ki Allah yardımcısı olsun, direkt aklıma geldi. Şimdi bir 5 gün izinliydik. 2 gün gündüz gezdik, hani evde misafirler vardı ama misafirlerle geziyorum ama aklım evde, günüm boşa gidiyor gibi hissediyorum. Hiçbir tad alamadım. Eve geldik, oturduk, çay içtik, gece 2'de herkes yattı. Sen daha beni tutabilir misin? Sabah 4:30'a kadar süpürge de açamadım. Ama canına yazık değil mi? Abla işte onu yapmazsam yatamıyorum. 4:30'da yattım ama artık bu dizlerim koptu. Süpürgede açamadım ses olmasın diye. Ellerimle buzdolabına varana kadar çektim. Çamaşır makineleri çektim. Benimkini çektin mi? Baktın mı? Daha çekmedim. Onlara da geleceğim. Yani elimde olan bir şey değil. Yoruluyorum ama işte. Yani o beyin beni bir güç olarak çekiyor oraya. Ne diyeyim? Bu da benim çilemmiş. Gençliğine yazık vallahi. Gençliğimin hayrını göremeyeceğim bu gidişle. Evet efendim. Evde silmedik yani.
Evde silmedik, girmedik, yer bırakmam. Her yeri ovalarım, hep çitilerim, hep ka. Dir, her yer hep tertemiz ka. Dir, gitsin dertlerimiz la, la, la. Ama şöyle de düşün, eğer ben bu kadar temizlik takıntısı olmasaydım, hastalığı olmasaydım, evet, sizinle tanışamayacaktım, Türkiye'yi tanıyamayacaktım, evet, buralara gelemeyecek. Her şeyde bir hayır vardır demişler. Artık bırakabilirsin işte. Ama amacıma ulaştım diyorsun. Eğer ki ben sadece program için böyle olsaydım, belirli bir yerden sonra bırakırdım. Ama işte maalesef ki bu benim içimde olan bir şey. Bari yer silmeyi bırak. Sana bir şey diyeyim mi? Annem haftada, annem evde benim bu arada, ev hanımı. Biliyorum. Paspastan siliyor, o yerleri silemiyor. Ondan sonra ben elimle siliyorum, abla sen o çıkan suyu bir gör. Diyorum ki gel gel, evi sildiniz ya Göya, gel. Bak. Yani o bambaşka elle silmek, o bezi yıkıyorum, o sabunlu bezi şöyle ikiye atıyorum parmağımın üstüne. Önce süpürgeliğin üstünden alıyorum. Onu bir, şu an anlatamam, o yaşanır yani, o bambaşka bir aşk o. Kalk mutfağa gidiyoruz ablam. Anlatırken bile heyecanlandım. Gel. Ben gözümde böyle canlandırmamıştım. Burada tecrübe konuşuyor. Tecrübe konuşuyor. Servet Hanım değil, tecrübe konuşuyor. Servet abi, 6 tane yumurta çok değil mi krebi? Yok, elma sirkesi. Bu ev sirkesi mi? Aha, kendim yaptım. He. Hamuruna mı cevizleri koydun? Evet. Bugün Servet Hanım pilavda benim üstüme yok diyor. Göreceğiz bakalım. Bir yarım saat 40 dakika bekleteceğim onu. Güzel şişecek. Ablam tam buğday unu kullandı. Direkt böyle hamuru yoğuracağım. Ben zannettim böyle içine dolduracağım. Yok. Eğer o is kokusunu almazsam o hünkâr beğendi değildir. Yetiştiremeyeceğini düşünüyorum. Yengem bilmem ki olur mu ki acaba? Daha artık var ya, öldüm ben burada. Gel ablacığım. Evet, mutfak gayet güzel temizdi ama bunun arası kalmıştı. Bir de şu buzdolabının arkasına bir bakmak istiyorum. Hadi hadi bak bakalım. Oğluna çektirmiş dolabı belli. Dur bakayım. Yok, kendim temizledim. Dolabı çektirmişsiniz diyorum. Dolabı evet, oğlum çekti. Evet, arka kısmı güzel. Yok ablam, daha çekme. Gayet iyi. Baksana arkası, motoru, üstü pırıl pırıl. De üstüme tanımam dedim size de. Evet aynen, üstüme tanımam dedim. Yani kadın bu temizlik için neleri göze almış düşünün. Kaç yıllık eşinden boşanmış. Aspiratörüne baktım, yağ yoktu. Ocağını çok merak ediyordum. Yani beklediğim gibi buldum Servet Hanım'ı. Şimdi ama gel gelelim, Servet Hanım buradaki küçük bir detayı atlamış efendim. O da, işte... o da dizlerimden dolayı orayı görememişim. Dizlerim, dizlerim yalan oldu sözlerim. Yalnız Kadir, bu diz bahanesi burası için gerçekten geçerli. Tam yerine göre kullanılıyor. Aynen öyle. Getir. Cenin pozisyonu. Burası gözünden kaçmış. Gayet iyi. Evet, yüzüyoruz efendim. Evet, kaldır abla. Haftada bir kez dip köşe yapıyorum. Etrafta toz gördüğüm zaman elimle toplar alırım. Yani bırakmayı sevmem yerlerde. Gözüme iliştiği an alırım. Evet, kaldı mı bir şey? Bir şey kalmadı vallahi. Fırının içini açtın mı? Fırının içini açtım. Orası da gayet tertemiz. Peki. Peteğin altına da bak. Peteğin altına şöyle bir parmak atayım. Servet Hanım, siz bu panjurları sonradan mı taktırdınız? Panjur vardı. Panjur sonradan takılır mı? Onun haznesinin olması lazım. Panjuru vardı, biz sineklik yaptırdık. Siz burayı daha yeni mi aldınız? Haziran'da aldık. Haziran'da aldınız. Şu anda fiyatlar? Tabii canım. Tavan. Kalk kalk ablam, Allah ağzının tadıyla tuttursun inşallah. Banyoya gidiyoruz. Servet Hanım'ın evi kat kat temizdir Merve Hanım'ın evine göre. Evet, gel Servet ablacığım. Bak, duşakabinin muslukları pırıl pırıl, hiçbir şeysi yok. Şöyle camının alt kısmına bakıyorum, şuralarına bakıyorum. Onlar da gayet güzel temiz. Şöyle dön ablam, görsünler seni. Kapının üstüne bakıyorum. Bir de koyu bir kapısı, mobilyası var ama kesinlikle, ona rağmen gayet güzel. Buralarında kireç mireç de yok. Çamaşır makinesinin deterjan gözünü komple söküyorum. Bakın görüyorsunuz. Onun içi de gayet iyi. Hafif o deterjan kaldı sadece. Şuna bile takılıyorlardı biliyor musun? Ay deterjan gözünü açtım, çamur gibiydi. Deterjan kalmış alt tarafın ucunda. İzliyordum, sinirleniyordum değil zaten. Mi? Evet. Şanslı kadınsın bak, tam Allah, senin hatta. Allah Rabbime kalbime göre verdi. Aynen aynen. Şimdi hemen dezenfektanımızı sıkıyoruz güzelce. Lavabonun içine sabah peçeteyle gezdim. Onda da hiçbir şey yoktu. Lavabonun normalde bu kısımlarında biliyorsunuz siyah karartılar oluyor.
Yok, bunda olmuyor. Ben o da gayet şey yapıyorum yani. İşte sen sürekli aldığın için. Abla sen burayı sil güzelce. Senin silişini bir görelim. Ben klozete de sıkayım. Kapatıyorum klozeti. O biraz dinlensin orada. O mikroplar iyice ölsün. Ablam da gayet güzel bir şekilde lavabosunu yıkadı. Şimdi nereye gidiyoruz? Mutfağa. Servet Hanım'ın 14 yıllık tecrübesini görmek için mutfağa gidiyoruz. Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek taşları keman olmuş. O yarimin kaşları keman olmuş. O yarimin kaşları. Bugün şarkı söylemeyeyim mi? İçinde kaldı. Evet. Hazırsanız tecrübe konuşacak, sakın ekran başından ayrılmayın. Kesinlikle. Heh, haydi buyur ablam, geç gidiyoruz. Görüşmek dileğiyle. Ben gözümde böyle canlandırmamıştım. Burada tecrübe konuşuyor. Tecrübe konuşuyor. Servet Hanım değil, tecrübe konuşuyor. Servet abi, 6 tane yumurta çok değil mi krebi? Yok, elma sirkesi. Bu ev sirkesi mi? Aha, kendim yaptım. He, hamuruna mı cevizleri koydun? Evet. Bugün Servet Hanım pilavda benim üstüme yok diyor. Göreceğiz bakalım. Bir yarım saat 40 dakika bekleteceğim onu. Güzel şişecek. Ablam tam buğday unu kullandı. Direkt böyle hamuru yoğuracağım. Ben zannettim ben içine dolduracağım. Yok, eğer o is kokusunu almazsam o hünkâr beğendi değildir. Yetiştiremeyeceğini düşünüyorum. Yengem bilmem ki olur mu ki acaba? Daha artık var ya öldüm ben burada. Ekranların en lezzetli, en temiz yarışması Kadir Ezildi ile Enem Arat Benim'de Servet Hanım'ın mutfağındayız. Bugün neler pişireceğiz ablam çorba olarak? Buyurun Servet Hanım, menünüzü sizden alalım. Havuçlu tavuk çorbası. Krepli mantar. Hünkâr beğendi, pirinç pilavı, istiridye tatlısı, roka salatası. Bu arada pirinç pilavı biliyorsunuz ki bu haftanın muhteşem yemeği, bizim seçtiğimiz. Bakalım bu hafta boyunca en iyi pilavı kim yapacak, göreceğiz. Ben şu konuyu biraz daha açayım. Artık her hafta bir yemeği biz belirliyoruz. Bu haftanın yemeği pirinç pilavı. Bakalım sade pirinç pilavını en iyi kim yapacak? Biliyorsunuz eskiden Osmanlı mutfağında aşçı adaylarını pirinç pilavı yaptırarak denerlermiş. Yani bir pirincin suyunu nasıl ayarlıyor, evet, gibisinden. Dane dane olması lazım. Şimdi neden başlıyoruz ama? Önce soframı kuracağım. Soframız. Geri kalan zaman bana peki, kalsın. Peki süremizi... Kadir ben bir şeyi çok merak ediyorum. Diyelim bir yarışmacı pilavını çok güzel yaptı. Oh eline sağlık. Ama puanlamada kazanamadı. O zaman ne olacak? E canım pilavına puan vereceğiz. Yeter yetmez o artık onun kısmeti. Yani pilavı iyi yaptı diye birinci mi olması gerekiyor? Hani pilavı iyi yapan her şeyi iyi yapardı? Bilemem. Ben ona inanmıyorum. Hayır, pilavı iyi yapan her şeyi yapar diye bir şey yok. O zaman bu tezi çürütüyoruz. Ben buna inanmıyorum kesinlikle. Ben de inanmıyorum. Yani pilavı güzel yapar ama hamuru yoğuramaz, çorbanın kıvamını tutturamaz. O bambaşka bir şey. Yapamaz. Herkesin yeteneği ayrı. Evet Servet Hanım, nereden başlıyoruz? Sofra. Sofra, sofra. O zaman hadi gidelim. Haydi buyurun efendim. Hayırlı sofralarımız olsun inşallah. Servet Hanım dün... Kendinden çok emin konuştu. Yemekleri beğenmedi. O yüzden ondan bugün çok ümitliyim. İnşallah dediği gibi menülerini güzel çıkarır. Dur Kadir, daha süreyi başlatmadım. Hazırsanız başlatıyorum. 3, 2, 1, başla. Buyur ablacığım suplalarını. Buraya iki tane yan yana koyacaksınız Kadir'le. Siz burada oturacaksınız. Buraya bu supluların içine yemek konuyor mu normalde? Yo, olmaz. Sadece yemeğin altı. Bu hangi yöreye ait acaba? Gümüşhane. Gümüşhane'de supla mı var? Evet. Tabii biz asla galocoşu, ondan lord olmasını suplasız yemiyoruz. Servet Hanım bana çok pratik gelmedi. Yetiştiremeyeceğini düşünüyorum. Bak ablam bir yandan peçeteyle kuruluyor tabaklarını. Servet Hanım size bir tavsiyem var. Masayı hazırladıktan sonra üstüne bir örtü örtelim. Aynen, kıl düşüyor. Evet evet, çok şeyi sakallı makallı var. Ben senin o kırmızı sofra bezini getireyim mi? Mutfaktakini. Dur ben onu getireyim, üstüne örtelim. Geldi. Bu ne kız esnaftan? Salataları ona koydum. Dolmabahçe'nin havuzu gibi. Bu sulu yemek için mi? Bir hayır, de porselenler de ağır. Sen böyle jingle'lı işleri seviyorsun yeni gelin gibi. Kadir sen ne diyorsun? Kadın ben bakanlara sunum yaptım diyor. Ya bakanların tamam çanını kendi mi aldı? Hazır olanı koydu sofraya. Ama olsun gene ben sunum yapıyorum. Kendi evine bak, seçmiş güzel almış kendini. Zevkli olmayan insan o masaya da onu koymaz. Öyle değil mi Servet Hanım? Evet tabii kız, ki abla, de. O kadar yemeği nasıl yetiştirdin? Yemeği... Yani ne bileyim insan heyecandan pilavın suyunu ayarlayamaz belki. Hiç. Ben mesela yani... yemeği çok yapınca karıştırıyorum yemeği.
Ben azı alışmışım. Helvayı bile az biraz fazla yapayım tutturamam. Evet, görüyorum hayatta senin helvalarını. Sen ben yapayım da sen ben de helvayı. İnşallah Kadir'in helvasını siz yaparsınız. Allah korusun. Özellikle bu adama bol ver. Allah kedinden versin. Gırtlağına kaçsın, o da peşimden gelsin hemen. Evet, yok öyle olmasın. Türk mutfağı da çok severim. Değişik lezzetleri de deneyip yapmayı da severim. Değişik tatlara da damak tadım uygun olduğu için denerim, yaparım. Elimde lezzetlidir. 5 dakikanız geçti. Olsun. Olsun. O 5 dakikayı ben başka yerde yararlı. Sana şey ettireceğiz. Aa, güzel durdu beyaz üstünde. Vişne çürüyor yeşil beyaz. Üstüne de kırmızıyı serdik. Oo! Vur patlasın, çal oynasın, evire şey yolları dar. Dar, bana bakma, benim yarım var. Eterarım. Masa vallahi çalıyor, oynuyor. Yalnız ablamın bonesi bakın, elbisesiyle nasıl uyumlu. Bone değil o. Neyse işte bandanası. Evet. Servet abla ilk evlendiği zaman kaynağından falan birlikte oturdun mu? Yok. Ayrı mı oturdun direkt? Beraber oturdum. Kaç sene oturdun beraber? 7 ay. 7 ay. İyi, fazla oturmamışsın. Sağ olun. Niye ayrıldın kaynanandan 7 ay sonra? Geçinemedik huysuzluklarından. Temizliğe, yemeğe. Evet, yok. Yanlış. Ay kadının vallahi burnundan getirmişler her şeyi. Servet Hanım'dan ümitliyim. Yaşı var, yani görmüş bir kadın. Dün dediği gibi bakanlara yemek hazırlamış bir kadın. Yani çok ümitliyim ben Servet Hanım'dan. Kız abla hadi gel şu mutfağa çıkıp. Ya peçete lazımdı da. Daha ne kaldı ki peçete eksik? Şeylerin altına koyacaktım. Kız yeter, her yeri peçete dolu mu dilek ağacı gibi? Koydun zaten. Tamam tamam yeter. Hadi koy tatlı şeyleri. Kral Arthur gelecek sanki yemeğe. Olsun. Tut şunu. Aç. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasın alır. Şuradan tut. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Gözün kör olmasın senin. Nazara geldi. Kız amma kaşık çatal koyduk diye bitmez sofraymış. Bitti bitti. Hay, şuraya tamam koyuyorum. Tutankamon akşam yemeği veriyor sanki. Şuraya koyuyorum. Tamamsa artık kapatalım Kadir'ciğim, hadi bakalım. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Hadi gelin. Gizli kutuyu kapat. Bunun üstüne bir bıçak falan mı koysaydın? Şişmesin Yüla ablayı. Haydi çabuk. Haydi. Evet, sofrayı attık üstümüzden. Şimdi hemen neyden başlıyoruz abla? Önce tavuğumu koyacağım. Tamam. Pardon. Tavuğu hemen tenceremize atacağız. Düdüklüğe mi atacaksınız? Onu bilmiyorum. Yok. Galiba, bilmiyorum valla. Oo, bostan patlıcan. Bulunmuş. Değil misiniz? Hemen aldı. Bak nasıl kaptım, görüyor musun Kadir? Kaç yaşındayım ama hala atayım. Vallahi yaşında ne var senin, hele dur daha. Ben senin yaşına gelme, yerlerde sürüneceğim. Tutturdu ya, yaşıma gel, yaşıma alabilir gel. Alabilir miyim onu? Buyur vereyim abi, kılmalı var mı diye bak. Sen ben senin yaşına geldim, sen kaç yaşında olacaksın? Sen kaç yaşındasın şu an? Ben 27 yaşındayım, sen 42 yaşındasın. Ben 42 olduğumda... Sen çoktan böyle dalin amin. Ben kaç yaş büyüğüm senden? Sen 80 doğumlusun, ben 95 doğumluyum. Sen lise 1'e başlarken ben doğmuşum. 15 yaş var, ben 42 yaşına geldiğimde 57 yaşında. Daha gençliğimin baharında olacağım. Ha, ben felç geçirin, sen gençliğinin baharındasın. Menüyü genel olarak beğendim. Ağır, zahmetli bir menü. Ama inşallah yağın yağ oranlarını güzel kontrolünü sağlar. İftarda bizi çok fazla şişirmez. Şimdi ne yapıyoruz? Tavuğu attık. Onu koydum. Şerbeti şimdi atacağım. Tamam bak ya, hepsini bu masada yapalım. Seyircimiz görsün sen nasıl şerbet yapıyorsun. Bardak alabilir miyim? Şu şekerleğenini alalım. Olmaz ama. Biz buradan bardak veremeyiz size. Senin anam! Bu taşlardan bizde de vardı. Tamam. Gidip inleri yap. Taşlardan bizde de var. Tamam, tamam. Sorun yok. Kadir okundu. Ben açıyorum orucumu. Dur dur. Bismillah. Ben bir sefer öyle ezan okundu sandım. Meğersem televizyondan ilahi çalıyorlarmış, orucumu açtım. Sen zaten açmaya yer arıyorsun. Servet Hanım şu an ne yapıyoruz? Şu an 2,5 bardak şeker koydum tatlımı şerbeti için. Ne kadar su koyacaksınız buna? 2,5 bardak. Birebir ölçek mi yapacaksınız? Koyu olmaz mı? Yok. Yok. Abla öyle. Hamuru yoğuracak, içine cevizleri koyacak, sadece bir şekil verecek, bu kadar. Bence kolay bir tatlı seçmiş Servet Hanım. Servet Hanım şimdi tatlının hamurunu mu yapacaksınız? Tatlının hamurunu yapacağım. O arada patlıcanımı koyacağım fırına. Patlıcanı fırında közleyeceksiniz ama öyle yapınca aynı tadı vermiyor. O yapacak bir şey yok şu an. Mangal yakacak durumda değiliz. Küpün üstünde yapsak? 200 değil mi? Tamam.
Evet, tepsimizin içine koyduk. Yalnız ben size söyleyeyim, bu bostan patlıcanları kolay kolay közlenmez. Haberiniz olsun. Evet, geçen de yaptık abla, hiç közlenmediler. Beğendisinin kıvamı çok iyi olmalı. Patlıcanları ocakta közlemesini tercih ediyorum. Yani fırında közlendiği zaman o köz tadını alamayabiliriz. Abla, eti koyacak mı şimdi hemen tavaya? Tencereye koyacağım. Bunu doğrayacağım mı, iyi mi böyle? Bakayım boyutları. Dur Kadir, hemen koyma. Yıkayacağım onu ben. Kadın belki tencereyi ısıtıp koyacaktır. Yo yo, yıkayacağım, koyacağım. Öyle kendi şeyinde pişireceğim. Aa! Ne yapıyorsun? Burada tecrübe konuşuyor. Tecrübe konuşuyor. Servet Hanım değil, tecrübe konuşuyor. Madem öyle, anlatın bakalım nasıl pilav yapıyorsunuz. Şimdi önce pirincimi ıslatıyorum. Kaynamış tuzla beraber bekletiyorum. Ne kadar bekleyecek? Yani bir yarım saat, 40 dakika bekleteceğim onu. Güzel şişecek. Şişecek, pişimi de rahat olacak. Peki sen öyle içine limondur, bilmem nedir bir şeyler sıkıyorsun. Limon sıkıyorum. Parlak olsun diye. Parlaklığını versin. Beyaz olsun diye. Hem parlak hem beyaz olsun diye. Dün Merve Hanım'ın pilavı biraz diri kalmıştı ve içine bulyon koymuştu. Bu yüzden tadı beni rahatsız etti. Bugün Servet Hanım pilavda benim üstüme yok diyor. Göreceğiz bakalım. Ben Servet Hanım'dan pilav konusunda iyi bir performans bekliyorum. Bu etin altı yanıyor. Tamam, şerbet daha kaynamadı. Onun ağzını kapatalım. Neyin altını kapatalım? Etin ağzını kapatalım. Nerede tencere? Dur. Etin içine ne koydunuz? Hiçbir şey. Su koyduk azıcık. Normalde eti mühürlüyorlar hani suyu gitmesin. Ben böyle pişiriyorum. Krep yapacaksın galiba. Evet, krebin içini de hazırlayayım. Krebi ondan sonra. Bu mantarım az ama. Mantarı böyle börek gibi mi yapacaksın krebi yoksa? Börek gibi. Börek gibi. Sen krebin malzemelerini say istersen, ben bir tasa kırayım onları. Krep için malzemeler 6 adet yumurta, 2 su bardağı un, 2 su bardağı süt, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay bardağı sıvı yağ ve kabartma tozu. Abla, 6 tane yumurtayı kırdım. Bir saniye, buna ne ekleyeyim şimdi söyle sen. Süt ekleyeceğiz. Okis. Ne kadar süt? Sen koy. Mantarları çok öldürmemesi gerekiyor. Beyazlığına dikkat edeceğim. Kreplerin ince olmasına dikkat edeceğim. Bunlar önemli. Bakacağız. Ne, koyayım mı kaşıkla? Koy. Buna kabartma tozu falan koyuyor musun? Koyuyorum. Biraz da tuz atacağız. Bir karıştıralım. Karıştırayım. Bir çay bardağı sıvı yağ koydunuz mu? Sıvı yağ şeyi yapmak için, krep için. Bir çay kaşığı tuz koydunuz mu? Koyacağım. Krepinin inceliğine bakacağım. Gerçekten krep çok incecik olmalı, yaprak gibi. Ona dikkat ederim. Servet abi, 6 tane yumurta çok değil mi krebe? Yok. Ben hiç o kadar yumurta kırmıyorum. Yani bir düşü noktası mı var? Niye 6 tane yumurta? Sen de 6 tane kırıyor musun? Yani krebe en fazla 2 tane kırıyorum. Krep tam tembel işi. Ben çok seviyorum krep. Ben Amerika'dayken bakıcılarım sabahları okula gitmeden önce bana krep yaparlardı. Ay, ağlıya ağlıya gidiyordun tabii. Bir yumurta kırmadılar, elime fındık kremini kribi verdiler diye. Şu an salatamı da sirkeyle ısıtacağım. Adamın çocukluk şeyleri bile zengin iş. Ama sorsan yokluk çekmiş, tornacıda çalışmış. Çektim tabii. Amerika sanayideydim ben. Mantarları koyduk ocağa. Onlar bir yandan kavruluyorlar ölene kadar. Şerbet kaynıyor. Ona biraz yağ koyacağım mantara. Etimizin suyunu koymuştuk, o bir yandan pişiyor. Tavuklar desem maşallah. Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Anahtarlar pencerede, tavuk da pişer tencerede. Krepimiz de hazır. Şurayı hemen kaldırıyorum. Ispanaklar mı onlar abla? Salatanı sirkeye batıracağım. Salata olarak roka salatasını seçmiş. Yani o da basit bir salata. Dün benim salatama nazaran o da onun yanında oldukça basit kalıyor. Salatanın malzemelerini okuyorum. 2 bağ roka, 4 adet yeşil soğan, 7-8 adet çeri domates, limon, zeytinyağı, 1 çay bardağı siyah zeytin, 200 gram beyaz peynir, nar ekşisi, bir tutam nane ve tuz. Elma sirkesi. Bu ev sirkesi mi? Aha, kendim yaptım. Ha, elmayla ekmek mi koydun içine? Nohut falan. Anneannem de çok yapıyor. Onlar hep ev sirkesi içiyorlar sabahları aç karnına. Ben de içiyorum. Ekmek, ben bu arada elma, biraz da nohut koyup kapatıyorlar. Bu arada 1,5 senede 32 kilo verdim diyet yaparak. İçiyor 107 musun kiloydu. Sabahta? 107 kiloydum, evet. Eritiyor yağları. Şekere de iyi geliyor, şeker hastalığına da. Abla, o patlıcanlar ele gözünde büyüyorlar ki. Aman açmayın, kapatın fırını. Zaten olmayacak onlar. Olacak olacak, göreceksin. Kadir, kötü enerjiyi çağırma. Çağırıyorsun kuantumunla birlikte. Aa, ailedeki böyle şomazlı yengeler gibi ya. Yengem bilmem ki olur mu ki acaba? Patlıcanları kendisinin közlemiş olmasını beklerim. Gidip hani marketten hazır almış olmasını istemem açıkçası. Çünkü o köz tadının ağzımıza geliyor olması lazım. Servet Hanım, ne yapacaksınız onları? Onların birazını mantara koyacağım. Ama
Birazını mantara koyacağım. Biraz da Hünkar beğendiği için kullanacağım. Şimdi o mantarın üzerine koyuyorsunuz değil mi? Aynen. Böyle soğanlı bol koyuyorum bunu. Töreli iki baş soğan doğradık ona. Tavuk da güzel yağını vermeye başladı sarı sarı. Onu atalım şey tatlının şerbetini alacağım. Etne arada. Onu arkaya atacağım. Tamam, şerbeti alacak mıyız ocaktan? Çok sıcaktır, abla elbezeyle al. Servet Hanım'dan çok lezzetli yemek bekliyorum çünkü çok iddialıydı Servet Hanım. O yüzden benim beklentim de yüksek. Şimdi dediği gibi bu eti sen mühürlemeden su koydun ya. Bu et böyle pişmemezlik yapmaz değil mi? Yapmaz. Peki biz tatlının hamurunu yoğurmadık bak, krep dökmedik. Sen soğan ama bu çok büyük. Bunun yarısı şey için. Bunu da şunun üzerine devam edebilirsen ben hamuru yoğuracağım. Tamam, bunu nasıl doğrayayım? Onu yemeklik. Küp küp. Şey için. Mantar için mi? Yok. Şey. Hünkar beğendiği tamam, için. Tamam, o su tahtayı sen bana verebilirsen abla, ben onu da halledeceğim şimdi. Abla sen bu tatlının hamuruna mı cevizleri koydun? Evet. İçine koyacağım mı peki bir daha? Hayır hayır. Direkt böyle hamurunu yoğuracağım. Ben zannettim böyle içine dolduracağım. Yok hamurunu yoğuracağım öyle yapacağım. Tabak şimdi sen buna dedin ki püf noktası içine sıvı yağ koydun. Evet gevrek olması için. İçine cevizi kabul. Bir paket vanilya. Tamam. Bir paket kabartma tozu. Evet, istiridye tatlımız için daha yeter, tamam çektik zaten. Bozuldu zaten. Ne almaya görsün. Evet, tereyağı koyduk, sıvı yağ koyduk, bir tane yumurta koyduk, cevizini koyduk, kabartma tozu koyduk, vanilya koyduk. Bayağı meşankatli bir tatlı. Şerbeti de gayet güzel, kıvamlı bir şekilde kaynadı. O ne? Yetmeyebilir, bu çünkü az. Sen normal un kullanmıyorsun ama galiba. Genelde biraz bundan kullanıyorum. Ne o ne? Tam buğday. Niye normal beyaz un kullanmıyorsun? Bunun gevrekliği daha güzel. Tadını değiştiriyor mu? Yok, gevrek oluyor. Şu adamın eline robot vermeyin ne olur. Dırdır etme Kadir, iş yapıyorum burada. Bana da başımıza vura vura yapıyorsun şey. İş yaptığını belli edenler vardır ya böyle aynı onlar gibi. Sana iş yapıyorum işte. Duyuyorsun yani. Dostlar beni iş yaparken görsün. Bunun içinde şeker yok değil mi? Yok. Zaten 2,5 portakal şerbet koy. Gördünüz mü? Yılların tecrübesi bana soruyor tarifi. Şu an heyecan. Yoksa bunu şey değil. Evet, güzelce istiridye tatlımızı yoğuruyoruz. Ablam tam buğday unu kullandı. Daha kıyır kıyır oluyormuş, öyle söyledi. Aynen. Bunun şekli nasıl olacak? Elimle yuvarlayacağım, bardak ağzıyla şekil vereceğim. İstiridye tatlısı yemedim. Araştırdım, baktım. Ama şöyle kurabiye tarzı bir şey uğraştırmıyor gibi bana geldi. Malzemeleri okuyorum. 125 gram tereyağı, bir su bardağı ceviz, çiğ bir adet yumurta, bir çay bardağı irmik, 1,5 su bardağı un, bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya. Bu unun kokusu biraz farklı. Tatlı da değiştirmez mi tadını? Kadir sen bunları neden doğradın? Vermedi onları doğradı. Hepsini doğramış ablam. Onlar fazla olanlar. Hayır verdim. Ben şimdi mantarın da soğan şeyini atacağım. Sen bana sadece soğan verdin. Onlar da mı doğranacak? Onları da verdim. Nasıl doğrayacağız bunları? Küçük şeyin içine. Beğendiğin içine. Ufak. Yemeklik. Bu tamam. Bunun içine şeker koymadın ama. Şeker yok. Şeker yok. Menünün genel olarak baktığımızda biraz ağırdı. Yani bu istiridye tatlısı şerbetli bir tatlı yerine daha fresh, sütlü bir tatlı olmasını tercih ederdim. Şimdi et hala kavruluyor orada. İçine yağ koymadın değil mi eti? Yok şimdi sadece koydum. Su koydun azıcık. Evet. Tavuk suyu maşallah çatı kazanı gibi kaynıyor 1,5 saattir. Bunun şeklini şimdi merak ettim. Mantarımız bir yandan hakiki zeytinyağı soğanı ile birlikte kavruluyor. Bunu soğanları doğradık mı? Doğradım burada. Atabilir miyiz? Hünkar beğendiğiniz soğanları tencereye gidiyor, ince ince kıyıldı. Biberini de alacağım. Ne yapacağım? Biberini de alacağım. Ablam biberleri de doğradı. Ondan değil, öbüründen. Onu şeye doğrayacağım. O daha doğramadı ama. Tamam. O zaman ben şunu karıştırayım. Zeytinyağını ekliyoruz. Etler kavruldu soğanıyla birlikte. Evet. Daha sonra biber mi ekleyeceğiz? Biber ekleyeceğiz. Domates sosu koyacağım kendi yaptığımdan. Tuzunu en son koyacağım. Lezzetini versin diye. Tamam. Kekiğini falan. Oh! Seni Efkeni eriyordu. Ah seni kimler doğurdu? Seni doğuran ana bal elenmiyordu. Bunun şekli nasıl? Onu bir göster sayın seyircilere.
Şimdi böyle az daha alayım biraz. Tamam, şekerpare gibi biraz yuvarladım. Yani o isteri diye modeli nereden geliyor? Ha! Şekil bu. Değişik. Şey diyorlar, ben gözümde böyle canlandırmamıştım. Aa, bayağı kolaymış ha. Lezzet önemli. Yanına isterseniz başka şey de eklerim. Abla bunlar iri değil mi? Birazcık iri ama pişirdik. Bir yemeklik de orada dedik sana. Bu mu yemeklik? Aşurelik bunlar. Yok yok, iyi onlar. Koyayım mı? Koy. Ana yemek olarak tercihi Hünkar Beğendi olmuş. Hünkar Beğendi'yi aslında seviyorum fakat o yemeğin yapılışı kuzu etli orijinal olanı. Ben kuzu etini de çok fazla sevmiyorum kokusundan dolayı. Yani kuzu eti kullanırsa ve bana kokarsa kesinlikle ona eleştirilerim olacaktır. İnşallah dana etiyle yapar. Peki şimdi bunu fırına atıyoruz. Hünkar Beğendi'ye mi geçeceksin? Daha onun etleri pişmedi. Ne kaldı başka bizim? Krep. Çorba var. Krepimi yapacağım. Krep dökeceğiz. Şimdi mantarın biberini atabilir misin? Attım ben. Mantarın biberi. Bu arada ben de size mantarlı krebin iç malzemelerini okuyayım. Bir paket mantar, bir adet kırmızı biber, 6 adet köy biberi, bir su bardağı rendelenmiş kaşar, 2 adet soğan, 1 adet sarı biber, karabiber ve tuz. Mantarın biberlerini ekledik. Kırmızı, yeşil, sarı. Servet Hanım, siz şimdi bunu nasıl yapacaksınız? Krebi açacağım, onu içine koyup, dolayıp börek şeklinde fırına vereceğim. Üstüne kaşarla. Ben de bunu beşamelli yapıyorum. Beşamelli yapabilirdim de. İçine kıymalı soğan kavuruyorum ya da böyle mantarlı yapıyorum. Şöyle bohça gibi katlayıp ters çeviririm, üstüne beşamel sos. Bir de kaşar çok lezzetli oluyor. Evet, listemizi bir kontrol edelim. Pirinç pilavımız için pirinçler suda bekliyor. Salata malzemelerimiz burada. Yarışmacımızın kendi yaptığı elmalı sirke burada. Şu anda istiridye tatlısı yapılıyor. Burada irmik var. Ceviz var, her şeyi sallayan. Burada da süre var, tam 50 dakikayı gösteriyor. Hadi. 50 dakika mı? Bir dakika geçti. O. Servet Hanım'dan daha ağır bir menü bekliyordum. Yani kendine bu kadar güveni olan bir bayanın bu riski göze almasını beklerdim. Ki ben o riski dün göze almıştım. Maalesef benim gibi olamamış. Evet, soğanlarımız bir yandan ölürken siz ne yapıyorsunuz? Hemen ekranların en leziz, en temiz programı Kadir Ezildi ile En Amarat Benim'e başvuruyorsunuz. Servet Hanım gibi tecrübeliyseniz, kendinize güveniyorsanız çıkın gelin 15 bin TL'nin sahibi siz olun. Sadece İstanbul için değil, Türkiye'nin her yeri için sesleniyorum. Erciş. Erciş, şu Van'a ne olur bizi bir çağır. Allah rızası için Van'a sesleniyorum. Ne olur bizi bir alın Van'a, şu adam bir Van görsün. Van Gölü canavarı yer inşallah oralarda. Haydi buyurun, bekliyoruz efendim. Servet Hanım, samimi cevap vereceğinize inanarak bir şey sormak istiyorum. Başvurduğunuz için mutlu musunuz, değil misiniz? Ya mutluydum çünkü ben bebek için, onun uğruna inandığım için onun adına. Dedim ki aldığımla ona bir şeyler yaparım. Yatak odasını alırım falan. Peki ama beklediğini buldun mu bizde? Hani ekranda izlerken şimdi ya çok güzel ama gidiyorsun hani acaba gerçekler mi değiller mi? Yo, ben inanıyordum samimiyetine. Çünkü sen gerçek, dobra, içten, samimi. Ekrandaki gibi. Ekrandaki gibi. Ablam aradığını buldu programımızda. Tamam mı bunlar abla? Tamam. Peki ama fırında patlıcan var. Kenarda bekleteceğiz. Kenarda bekleteceğiz çünkü onu. Çünkü patlıcanı koyarsam kokusunu alır. Haydi bakalım, patlıcanlar biraz sönmeye başlamış. Hakkımızda hayırlısı. Patlıcanlarımız çıktı fırından arkadaşlar. Oh, nihayet. Abla içi de pişmiştir. Abla pişti dedi vallahi. Emin bir şekilde çıkarttı onu. Onu yalnız bir poşetin içine koyup biraz bekletmem lazım. Tamam, soyulması için. Tavuklarımız haşlandı. Çorbamız için havucumuz bir yandan kavruluyor. Ablam yağda kavuruyor ama. Burada. Neydi kız bu? Hünkar Beğendi. Hünkar Beğendi bir yandan pişiyor. Kurabiyeler fırına girdi. Bu arada havuçlu tavuk çorbasının malzemelerini unutmadan sayalım. 2 adet tavuk but, 2 adet havuç, 1 su bardağı tel şehriye, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı salça, 1 litre su, 2 diş sarımsak, tuz ve karabiber. Ne yapacağız abla, bu tavuklar didiklenecek mi? Evet, çorba için. Anladım. Biraz soğusaydı ama çok sıcak. Soğusun, soğusun. Az balkona koyayım. Kediler gelir. Gelir mi? Gelmeyin. Buranın kedileri çok şey. Ağırsız buranın kedi. Dalarlar valla. Tezgaha koy. Orada hepten sıcağı yesin aspiratörüz. Abla, krep dökeceğiz daha. Şimdi dökeceğim, çorbayı küçük göze alacağım. Hayır, küçük dökeceğim. Tüpümüz var bizim. Yo, burada elimin altında daha iyi. Orada elip kalkmak da biraz sıkıntı olabilir. Şurada da dökerdik. Havuca rendeliyorsun sarımsağı. Hı hı.
Tamam, bizim neyimiz kaldı, bir gözden geçirelim mi? Yoklama mı yapalım? Evet, bir yoklama yap. Yoklama yapıyoruz. Havuçlu tavuk çorbası? Pişiyor. Pişiyor. Mantarlı krep? O da... Mantarlar hazır, krep yok ortada. Krep hamuru hazır, pişecek. İstiridye tatlısı? Fırında. Roka salatası? Yok. Hünkar beğendi. Onun da patlıcanları var da daha sosu mosu yapılmadı. Pirinç pilavı? Yok. Tavuk çorbası çok kolay bir çorba. Tavuğu haşlayacak, içine havuçu rendeleyecek. Ondan sonra terbiyesini yapacak. Çok kolay çorba. Herkes yapabilir. Sen ona şimdi tavuk suyu koyacaksın. Evet. Eriştesin şey değil. Sarımsak koktu yalnız. Şimdi ekleyecek mi tavuk suyunu? Ekleyeceğim. Yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım senden lezzetini. Karıştırarak eritelim. Şey de verebilirim. Topağımızı güzelce açalım. Şunu vereyim mi? Biraz daha su koyacağım ona. Tamam. O su çok az çünkü çıkmaz. Kaynattığım suyum hazır. Vallahi havuçla birleşince. Sarımsağın da pişmiş hali çok güzel kokuyor. Öyle ki yağda kavrulunca. Salçayı unuttum ama koyacağım şimdi. Salça koyuluyor mu buna? Koyuyorum. Çok güzel oluyor. İçine koyayım erir. Galiba sen o salçayı. Salçayı yağda kavurmayı unuttuk sayın seyirciler ama sonradan telafi ediyoruz. Baharat olarak karabiber. Bu kadar. Başka bir şey koymuyorum. Pul biber falan yok mu içinde? Tavuk çorbasında bir tavuğun bir kendine has kokusu olan o tavuk kokusunu bastırmak için inşallah önceden bir işlem gerçekleştirir. Yağına dikkat eder. Yani bakanlara yemek yapan bir ablamız kendisi. Bunlara dikkat edeceğini düşünüyorum. Şimdi abla krep tavası nerede? Nerede krep tavası? Krep tavam yok normal. Tava. Dur geliyor. Krep tavası geliyor. Sen büyük olanı ver. Yoksa burada vardı. Şimdi bu krep bana biraz sulu geldi. Şu mu? Sulu mu geldi? Bana biraz sulu geldi sanki. Sen ne diyorsun? Onun kıvamı güzel. De biz herhalde biraz katı yapıyoruz. Mantarlı krep bence ara sıcağı çok basit. Kahvaltıda da yenebilecek bir menü diye düşünüyorum. Şimdi buna yağ sürecek miyiz? Evet. Geliyorum. Kıssın biraz. Sen ne kattın şeyin içine baharat? Karabiber, pul biber, nane. Kekik. Ya o kekik mi? Hı hı. Peki, çorbamız kaynıyor bir yandan. Bunun biraz... Neyse, en azından Hünkar beğendi, kalktı. Pilavımız daha ateşe girmedi. Hadi şu krebi dökelim artık bir an önce. Efendim, Hünkar beğendinin malzemelerini okuyorum. 1 kilo patlıcan, 750 gram kuzu eti, 2 bardak süt, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar, 2 adet soğan, 3 adet yeşil biber, 2 yemek kaşığı salça, 3 yemek kaşığı un, tuz, karabiber, kekik ve pul biber. Şeriyeyi mi attın içine abla? Hı-hı. Tamam. Hadi gel şunu dökelim. Hadi gel kesir seveyim. Krebi ince açmalı. İçindeki mantarlar güzel sotelenmeli ve içine kullandığı krema da uygun şekilde yedirilmeli mantara. Üzerine kaşar olabilir. Olursa güzel olur. Bunu bakalım göreceğiz yerken. Ayva çiçek açmış. Mı gelecek, gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az mı gelecek? Yandım Allah yandım, yandırma beni. Seviyorum diye kandırma beni. Boyun posun devrilsin inşallah. Ah yandım Allah. Kadir kime dedin sen onu? Öyle genel olarak söyledim. Yetim kreplerim nasıl oldu Kadir Bey? Çok güzel oldu. Güzel de kabarıyorlar. Ama bu adam az önce dedi ki kabarmaması gerekiyor dedi. Olsun bak iniyor orada. Orada iniyormuş bak. Mantarlı krep bana göre çok çok basit bir ara sıcak. Yani dün benim yaptığım içli köfteye nazaran onun yanında gerçekten çok basit kalıyor. Çok kısa bir zamanda çıkartabileceğini düşünüyorum. Şimdi süreyi alacağım hemen bunu atacağım. Hemen bunu at şimdi. Daha şerbetimiz şey pilavımız var abla. Pilavı çabuk yapıyorum. Hünkar beğendiğiniz sosu var. Sen de şunları soysana orada duruyorsun. Yoo olmaz. Soymuyor. Ama ben soyamam onu. Niye soyarsın Kayı? Geçen sefer soydun. Ellerim yanar. Yanmaz. Aç ağzını. Ablamın o yaşta parmak uçları incelmiştir. Kurban olsunlar seni verene. Katinamın elinde makası. Biçemez ama biçemez.
Katinamın elinde makası. Biçemez ah biçemez. Biçmesini bilmez yavrum morim katinam. Getir biçeyim, getir biçeyim. Biçmesini bilmez yavrum gülüm katinam. Getir biçeyim, getir biçeyim. Baba haydi bakalım. Enem Arat Beri'nde eğlenceli dakikalar devam ediyor. Yemeklerimiz tüm hızıyla pişiyor. Pilavımız az kaldı. Birazdan ocağa girecek. Ablam 14 yıllık tecrübesiyle krepleri hom hom şaralom döküyor. Dış sese bebeksi parmaklarıyla haşla şey közlenen patlıcanlarımızı soyacak. Birazcık soğusun. Ben de şu mevlüt tavuklarını didikledim. Evet, tatlımız fırından çıktı. Sıra geldi şerbetini vermeye. İşte şerbet de geliyor. Servet Hanım, ikisi de sıcak mı onların? Bunun biraz sıcaklığını geçirdim. Geçirdin yoksa kaçırdın mı? Yok yok, geçirdim. Bilerek. Şerbetin emsin diye. Abla, bu salata için naneleri kıyıyorum normal. Evet. Hayatımda en nefret ettiğim şey taze nane. Sayın seyirciler, görüyorsunuz mantarlı kreplerimiz dürüldü. Bostan patlıcanlarımız burada doğranmış durumda. Bunları ben yaptım. Ben yaptım diye demiyorum ama belli benim yaptığım. Kadir de orada otları kesiyor. Elini ters iletiyledi adam yaptığım işi. Abla nane koydum. Drokayı da doğradım. Başka ne var? Yeşil soğan. Yeşil soğan, dur yeşil soğanı da alayım oradan ben. Versen bana. Bir de domates. Son 22 dakika. Abla pilavı koymadık daha. Dün o kadar tecrübeliyim diye o öyle havalara girdi ama bugün bakacağız ne yapacak. Paçamız tutuştu paçamız, haydi. Yılların tecrübesi Servet Hanım zamana karşı yarışıyor. Allah'ım, Adana'nın yazıları, çifte gezer koyunları, kuzuları, Mevlam bir bana mı yazmış böyle kara yazıları? Haydi ablam haydi. Süre yetişmeyecek, Allah'ım sen koru. Çorbamı şimdi sadece nanesini yapacağım. Çarı domatesi içine mi doğrayacağım abla? Evet evet, peynir, zeytin hepsi karışacak. Kahvaltılık gibi kuzu. Evet. Roka salatasının içine kuzu kulağı, taze soğan, çeri domates koyabilir. Bakalım bunu servisi nasıl sağlayacak? Bu ekstra malzemelerin hepsi roka salatasına bence yakışıyor. Abla, domatesleri nasıl doğrayacağım? Bıçakla doğrayacaksın. Çakmak taştan çakmak taş alacaktım. Abla, bunu nasıl doğrayacağım? Dörde böl. Şöyle. İçinde gör şey olarak. Sayın seyirciler, oraya oturuyor, o öyle olmaz, bu böyle olur. Yaptığınızda diyor ki, benim her dediğimi yapmayın siz de diyor. Şu an yüzündeki ifade nasıl o ifade? Nasıl bir ifade bu? Suçlu ifade. Ne alakası var? Aa! Ben ilkokuldan beri o ifadeyi hiç kullanmadım. Ya bakmayın, ya koyacağım ya. Ya bakma, bakma. Kadın utanıyor ya koyarken. Zengin olduğunu belli etmemek için. Abla. Son 15 dakika. Domates tamam, yeşil soğan tamam. Başka ne var bunun içinde? Zeytin peynir. Dünkü mevsim salatası daha uğraştırıcıydı. Çünkü kaç çeşit malzeme vardı, hepsi yıkamak, doğramak istiyor. Şimdi hakkını vermek lazım. Servet Hanım, bu beşamel sosu nasıl yaptığınızı anlatır mısınız? Bir yemek kaşığından, ya 1,5 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, güzel kavurdum. Üzerine yoğun yapışmış. Üzerine sütünü koydum. Kadir'cim bir dakika. Tuzunu ekledik. Tuzunu ekledim. Biraz katılaştı. Şimdi beşamelini koyacağız içine. Şey, patlıcanı koyduk içine. Un koyuyor musunuz içine? Un koydu. Tam buğday unu koyduk yine ona da. Hünkar beğendi. Eğer o is kokusunu almazsam o hünkar beğendi değildir. Üstüne de kuzu eti mutlaka kullanmıştır diye düşünüyorum. Eğer dana eti olmaz olursa puan kırarım. Tavuk suyu koyuyorum pilava. Bak bak. Nereye koyacaksınız onu? Aa, pilava tavuk suyu koydu. Ama bulyon kullanmadı. Bak doğal. Mustafa Kemal Bey sevmiyor onu. Ne kaldı? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Salata sosu. Fırındaki kaşarları açmadık bak. Kızarmayacak mı onlar? Şu an fırın sıcak. İnşallah çorbanın suyundan biraz ayırır da pilava bundan kullanır. Abla, sosun içinde ne var? Ya zeytinyağı var, limon var. Birazdan nar ekşisi ama limon yeterli bende. Vallahi bak, zeytinyağı var, tuzuna dikkat et. Peynir de tuzlu. Nar ekşisi de böyle insana ekşiye tuzlu gibi geliyor bazen. O ekşiyle tuzlu şeyini ayırt edemiyoruz. Tamam mı abla? Tamam. Kaç dakika kaldı? Son 8 dakika. Son 8 dakika, pilav pişiyor zaten. Bu sosu daha sonra mı koyacaksınız? Evet, o evet, pilav. Salata gelirken masaya. Her şey tamam. Daha artık var ya, öldüm ben burada. Ben böbreklerim sancıyor artık benim.
Şunu da koyayım dolaba. Hele gel, bittiyse her şey, hadi kapatıp gidelim. Hadi bir türküyle kapatalım. Servet Hanım, siz bir türkü söyleyin. Ne söyleyeyim? Nihansızım filan söyleyin. Nihansızım gibi şahane der. Telgrafın telleri aşılamalı. Yarıştire yar seveni kurşun alamalı. Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma. Şu gençlikte nelerde geldi cahil başıma. Servet ablamızın eline koluna sağlık. Heyecanına rağmen tam yemeklerini tam saatinde yetiştirdi. 14 yıllık tecrübesinde konuşturdu. Şimdi tebrik ediyorum ve nereye gidiyoruz? Üstümüzü giyip misafirlerimizi ağırlayacağız. Haydi bakalım şimdiden hayırlı iftarlar. Koş ablam, koş 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 koş. Bu arada pilavımızın altı yanıyor çünkü daha dakikamız var. Takıp içeceğimiz onu kapattırıvereceğiz. Ena Marat Birim'de bugün Servet Hanım misafirlerini tam 6 çeşitten oluşan bir menüyle ağırlayacak. Yarışmacımız havuçlu tavuk çorbası, mantarlı krep, hünkâr beğendi, pirinç pilavı, roka salatası ve istiridye tatlısıyla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak? Yani bana basit geldi. Basit. Bir hünkâr beğendi kaç aşamadan oluşuyor? Hepsi aşamalı olduğu için. El açması baklavanın yerini asla tutmaz. 1 saat 20 dakikadan bahsediyoruz. Çok basit yani, çok ağır. Ama lezzete de bakacaksınız. Ama şimdi 14 senelik tecrübeniz var, ona göre yapacaktınız. Gayet güzel pişmiş. Yok, 15 senedir Türkiye'deyim ve biliyorum Türk yemeklerini. Hani böyle krep olmaz yani. Bence güzel. Demek ki bizde bir sıkıntı var. Bugünkü pilav birbirine yapışık. Lapa. İnanın yedim, 3 çatal falan aldım. Dişime yapışıyor. Abartıyorsun biraz ama neyse. İs kokusunu alamadım. O kokuya bayılırdım ben. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben tereyağı kokusunu alamıyorum ya. Çok güzel oynuyorsun. Mimiklerinle, hareketlerinle çok güzel oynuyorsun. Evet, Ena Marat Birim'de haftanın ikinci günde Servet Hanım'ın evine davetliydik. Servet Hanım'ın ellerine kollarına sağlık. Mutfakta tüm hamaratlığını bizlere sergiledi. Nasılsın Servet abla? İyiyim. Heyecanlı mısın? Yok. Her şeyi tamamladın. Süper. Masadaki bazı arkadaşlar seni hamarat olarak görmemişler. Daha yemeklerini bakmadan, bilmeden. Yemeden kimse karar veremez. Vallahi bilmiyorum. Misin? Mesela Merve Hanım'dan başlayalım. Merve Hanım dedi ki, ben pratik halimle dedi zoraki yetiştirdim. Hanımefendinin pek fazla bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Hamarat olduğunu düşünmüyorum dedi. Ki sen üstüne basa basa 14 yıllık tecrüben var demene rağmen. Neden böyle düşündün Merve? Yani pratik olmadığını düşündüm. Öyle hissiyat biraz da. Biraz da seçtiğim menüden dolayı. Yani bana basit geldi. Peki basit bir menü olmasına rağmen neden yetiştiremeyeceğini düşündün? Yani sana göre basit bir menü. Yok, yanlış söyledim sanırım. Hani zor bir menü seçmemiş, yetiştiremeyeceğini düşündüğü için. Yani hayır, o şekilde düşündüm. Şey, o yüzden basite kaçmış menünün biraz dedim. Menünün kolay olduğunu düşünüyor musun? Hayır. Ben düşünüyorum. Menü basit bir bu. Bir hünkâr beğendi kaç aşamadan oluşuyor? Yani çorba gene öyle. Ona bakarsanız. Artı krep, mantar 3 aşamadan geçiyor. Doğrudur. Hepsi aşamalı olduğu için. Ama bir zamana karşı şey yaptığımız için. Doğrudur. Ben yani ama bir el açması yapıyorum. Baklavanın yerini asla tutmaz. 1 saat 20 dakikadan bahsediyoruz. Dün onun menüsü çok uğraştırıcıymış ve sen onu kıskandığın için 2 puan vermişsin. Hayır. Kendine rakip gördün mü Merve, hayır, ya da görüyor hiç musun? Hayır, öyle bir şey yok. Ben tamamen lezzete verdim. Ben öyle istediğim için öyle verdim. Peki, Nargül Hanım da ana yemek haricinde diğerlerini basit bulmuş açıkçası. Evet. Nedir çünkü, basit olan Nargül Hanım? Tavuğu suya atıyorsunuz, haşlıyorsunuz, içine havuç koyuyorsunuz, o kadar yani. O kadar değil ki, öyle çocuk, ama çocuk, yani bir çocuk yemeği yaparmış gibi anlatıyorsunuz. Havuç koyarsınız, tavuk ama koyarsınız. Ama çok bak, herkesin yapabileceği bir şey. Küçümsüyor, evet, ama öyle bir şey yok. Kaç aşamadan yapılıyor biliyor musunuz, görüyor musunuz? Ama çok basit yani, çok ağır. Ama lezzete de bakacaksınız. Basit gelebilir ama bir de lezzete bakmanız. Ama şimdi 14 senelik tecrübeniz var, ona göre yapacaktınız. Menünü ona göre seçeceksiniz. Ama benim seçtiğim menüler çok yerinde ve kıvamında. Ben menüme güveniyorum. Benim mesela Servet Hanım'dan çok beklentim var. Hani o 14 senelik bir aşçıyım demesiyle. Menüyü sen de mi basit buldun?
Var mı öyle menü bir menü? Ben sadece krebi basit buldum. Hani bir kahvaltı sofrasına olabilir diye düşündüm. Ama içinin aşaması İçinin aşaması var. Hani kahvaltı sofrasına yakışabilir. Ama sadece koyduğun zaman krebi bir kahvaltı sofrası ama onu ara sıcak olarak içinde mantarıyla işte malzemeleriyle yaptığın zaman ara sıcak olarak dönüyor. Servet Hanım, o size göre. Bana göre de kahvaltı sofrasına göreydi. Tamam. Ama Sema Hanım sizden ümitli. Biraz da yaşından dolayı ümitli. Gerçekten çok ümitliyim. 14 senelik bir tecrübe var. Peki bakalım tecrübesini, yaşını vermiş olduğu olgunluğu yemeklere yansıtabilmiş mi göreceğiz. Mustafa Bey, siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani bence çok güzel yemekler yapmıştır ya. Röportajımda da söylediğim gibi. Sadece biraz ağır olduğunu düşündüm menünün. Hani krep üzerine hünkâr beyendi, üzerine şerbetli. Evet, bir tık ağır bulmuştum. Hanımlar niye menüye kolay deyip duruyorlar? Yani bilmiyorum, neyi kolay, sen ne yapacaksın yemek ya? Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Yani bir bakan falan gelse senin evine ne pişirirdin ekstra fazlası? Ama krep, yani ara sıcak krep olmaz yani dediği gibi şey. Yani kahvaltı tabağını... Yani olur. Ama diyor ki arasına mantar, kaşar falan koyuyor, üzerine bir şey yapıyor. Ama çok basit yani krep. Yani krep. Herkes yapabilir, 2 dakikada olur yani krep. Tamam, sen ne tercih ederdin peki? O bana kalsın. Hadi madem. Nargül Hanım, daha fazla farklı olarak ne istiyordunuz acaba? Yani hünkâr beğendi yapmış kadın, ne istiyordunuz? Mustafa Bey, Merve Hanım'ın içindeki canavar bugün çıkacak demişsiniz. Nasıl bir canavar o, onu merak ettim. Van Gölü canavarı, birden saldırıcı gibi. Yani yok, hani birazcık da oluyor ya genelde, hani tarih tekerrür eder. Hep böyle birinci gününden sonra gün açılır sonra. Kabak çiçeği gibi. Üstüne basa basa olabilir dün dedim belki. Dedi ki hayır, ben belki buyum olabilir, değişmem dedim. Dedi. Değişmem. Ama tamam, arkadaşlar senin ikinin acısını alacağını düşünüyorlar. Bak Sema da öyle düşünüyormuş. Yani evet. Biraz daha didikleyeceğim tabii bugün ki. Bugün tırnaklar çıkacak mı Merve'de? Çıkacak diye düşünüyorum. Sofranın sunumunu nasıl buldunuz? Gayet güzel. Beğendiniz mi? Mustafa Bey? Gayet güzel. Şık oldu. Güzel, şık. Dizimler doğru. Eksik yedik var mı? Hani beğendiklerse sadece şıklığına değil, tabağınıza çatalınıza... En azından peçetemiz var. Evet. En önemli detay. Bence en önemli sadece detay. Sadece kaşıkla bıçak. Evet, bismillah dedik, başladık. Şöyle. Peki, hem de 2 tane var fark ettiyseniz. Evet, o dikkatimi çekti. Evet. Benim yerime de koymuş. Dünün aklında onu bu gibi. Onu düşünerek yapmadım. Ben sadece ben bir şeylik karıştırdım. Evet. Yani peki, bir ortam yaratayım dedim. Tavuk, havuçlu tavuk çorbamız gelecek. Haydi bakalım nasıl olmuş, taslarımızı verelim. Ezan'a da dakikalar kaldı. Bugün mutfakta çok sıcaktı açıkçası. Ölüyoruz susuzluktan. Servet Hanımcığım, şu an ağzınızla kuş da tutsanız Merve'ye kesinlikle yaranamazsınız. Kız abla maşallah ne doldurmuşsun. Kaseler derin olduğu için. Evet, buyur ablam sen de otur. Evet, herkes hayırlı iftarlar olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kabul etsin. Evet, herkese afiyet olsun. Mustafa Bey, sizden başlayalım. Kış çorbası dediniz, ekşisi iyi olmalı dediniz. Evet, ekşik olmamıştı içine ama lezzetli. Yok. Yani biraz limon da şey yapılırsa ekleseydim güzel olur, daha güzel olurdu. Zaten güzel, kötü değil. Ben beğendim. Sarımsak falan koydum. Kıvamı güzel, gırtlağında bıraktığı tat güzel. Limonu ayrıyetten mi isterdin? Limonu ayrıyetten olsa daha güzel olurdu bence. Keşke getirebilirdin de şu an heyecandan unuttum. Hayır, sadece bir öneriydi benimkisi şey dedi. Yok, getirecekti aklımdaydı. Lezzeti güzel, boğazımda bıraktığı tat güzel, baharat uyumunu da beğendim. Kıvamı da iyi. Dünkü çorbanın kıvamını eleştirdi, bugün kıvamı iyi olmalı dediniz. Beklediğiniz olur mu? Evet, beklediğim gibi gerçekten beğendim. Peki, afiyet olsun. Afiyet olsun. Merve Hanımcığım, siz nasıl buldunuz dün çorbası eleştirilen biri olaraktan? Yani benim çorbama sulu demişlerdi. Bu da biraz bence fazla katı. Bir. İkincisi ekşisi yok. Ben bunda ekşi istiyorum. Dün ben çorbanın içine mesela limon koymuştum. O vardı ama bu ekşisi. Limonla isteyen ama... sıkıyor. Bu da limonlu yani. Yanına koysaydınız o zaman Servet Hanım. Hani ben kesmeyi unuttum, koydum evet, da. Evet, telaş oluyor, haklısınız. Karabiber de bekliyorum. Kolay bir çorba olarak bulmuşsunuz. Bence kolay. Yorum iade diyorsunuz. Evet. Peki lezzeti nasıl olmuş? Fena değil, güzel. Güzel, beğendiniz mi lezzeti? Yani evet. Havuçlar sadece tatlı ekşi olabilir demiştiniz. O şeker oranı dengelenmiş mi içinde? Aynen öyle. Birazcık tatlımsı gibi ama o kadar değil. O nane bastırmış onu. Hayır. Nane bastırmış. Karabiber öne çıkmış bence. Karabiberi güzel. Bunda karabiber var mı? Evet, tabii ki var. Nanesi daha ön planda sanki. Nane bastırmış gibi geldi bana. Peki, afiyet olsun. Nargül Hanımcığım. Güzel, beğendim. Tadı güzel. Herhalde tekrardan ısıtıp getirdiniz. Birazcık şekliyeler şişmiş. Ben dedim ki olmasın isterdim. Soğukta getiremem ki çünkü ama iyi, tadı güzel. Olmaz yani. Beğendiniz mi? Beğendim. Peki Sema Hanımcığım?
Güzel, ben de beğendim. Sadece dedikleri gibi nanesi ağır basmış. En çok ağza nane tadı geliyor. Yoksa kıvamı güzel. Bu havuç şeker oranı falan nasıl olmuş? Bence güzel yani. Beğendim. Beğendim. Havucu rendelediği için şeker o kadar şey yapmamış ama robottan geçirseydi çorbayı o zaman bir tık daha şekerini salardı havuç. Anladım. Beğendiniz yani. Bence gayet iyi. Peki ya. Abacığım eline koluna sağlık. Ben de çok beğendim. Çok lezzetli bir çorba olmuş. Tadı, tuzlu gayet güzel. Kıvam olarak herhalde kepçeyle dibinden aldığın için biraz tavukları direkt geldiği için yoğunduruyor. Ama tadı çok güzel olmuş. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Yani tam bir kış çorbası olmuş. Eline koluna sağlık. Lezzetli. Evet, ara sıcak olaraktan krebimiz geliyor mantarlı. Haydi bakalım. Ben bu arada ben... içmek isteyen varsa devam edebilir. Cidden yani böyle tam hasta çorbası gibi olmuş, lezzetli. Güzel olmuş. Ekşi olsaydı tam hasta çorbasıydı. Limon olsaydı limon daha da istiyorum. Getireyim limonla deneyin bir de. Yani tadına bakmak istiyorsanız getireyim. Beğendim Servet Hanım. Kız hele bir getirsen. Bir hadi getirelim tam bir sıksın. Şey yapmayın. En azından belki bir değişik gelir. Limonla cidden efsane olur. Cidden tavuğun olduğu çorbaya da limon güzel. Ama ekşi evet güzel yakışıyor. Şuna tekrar bakın buyurun yiyin. Yiyeceğim. Ben beğendim. Limon gelsin. Limonum gelsin. Tamam, bir daha bakalım. Kendimi limona sakladım. Ben de diğer yemeklere saklıyorum. Tamam, çok da saklama. Niye? Hepsinin tadına bakarsa canım öyle hemen doyuyor musun? Buyurun bir de limonla deneyin. Unuttum çünkü hazırladım da. Ben almayacağım. Olabilir. Sen dener mi istemiyorsun? Evet bir deneyeyim ya. Peki de limonla tadına bakın bakalım değişecek mi? Ya tadı değişmez de ekşi eklenecek bence biraz daha lezzetli. Of. Bilmiyorum o kadar üstüne basa basa limon deyince dedim ekşi. Herhalde sıkıcı vav wow, olacak. Hani tavuk çorbası eline falan deyince olacak. Aklımıza ilk gelen limon, karabiber. Mesela ben bunda nane olacağını tahmin etmedim. Nane ben koymam tavuk çorbasına. Evet bence daha güzel oldu. Daha mı güzel oldu? Güzeldi daha da bence şey. Ama peki. Bu benim damak tadımla alakalı bir şey. Tercih meselesi. Ben de ikisi. Ama sunum limon. Limonsuz da içilir yani. Şimdi nasıl oldu Merve'nin? Bir dakika yiyeyim bence. Daha iyi tabii ki. Daha iyi. Neyse. Merve Hanım, mis gibi çorbaya bahane bulduğunuz için beğenmediniz. Kıvamı, tadı çok güzeldi bence. Evet, Servet Hanım'ın çok eleştirilen, basit bulunan ara sıcak krebi. Ama içinde mantarı da var biliyorsunuz ki. Bakalım lezzeti nasıl olmuş, hep birlikte görelim. Gel ablam, buyur sen de otur. Şimdi değiştireyim tabağını, ben bunu kendim affettim. Fark etmez bu, aynı yani. Şey. Korken açıldı. Buyur, afiyet olsun herkese. Evet, Nargül'ün tadına baktınız mı? Baktım. Nasıl buldunuz? Ben belirtmiştim. Krepi çok ince severim. Çok kalın hamur geldi bana ya. Gayet güzel pişmiş. Yok. Hamur geldi, dün hamur çiğniyorum ben. Dün siz içli köfte de inceydi, kalın dediniz. Tamam, kalın evet, size kalındı gelmiş çünkü olabilir bana kalını geldi çünkü. Şöyle Türkmenler çok hamur işiyle uğraştığı için hamurdan çok iyi anlıyorlar. Hayır, 15 evet. Senedir Türkiye'deyim ve biliyorum Türk yemeklerini. Hani krepinizi peki, beğenmedim. Krebin, İç harcı... Krebin kendi bir yaprağı mı kalın yoksa genel sarılış manada mı kalın demiş? Hayır yaprağı kalın. Baksanıza böyle krep olmaz yani. Böyle krep olmaz. Tamam beğenmediniz. İç harcı nasıl olmuş mantarların pişmesi? İç harcı güzel. Beğendiniz mi içini lezzetini? Biraz kıtır kıtır güzel ama. Sema'cığım nasıl buldun krebi? Krebin mantarları biraz diri. Nargül Hanım'ın dediği gibi krebi biraz daha ince olsa daha hoş olur. Ha sana da mı kalın geldi? Biraz kalın. Anladım. Daha da ince dökülebilir. Peki içi lezzetli olmuş mu? İçi lezzetli. Abla tadı, mantar için diri dediler. Ne diyorsun? Her şeyi çok güzel. Bence güzel. İçi güzel. Sen normalde böyle bir tık şey mi pişiriyorsun? Hafif dişe gelmeni mi pişiriyorsun? Hı-hı. Bence pişmiş mantarda bir sıkıntı yok. Sen normalde davet sofralarında da hep bu oranda mı pişiriyorsun? Aynen. Hiç şikayet gelmedi. Hayır diri hiçbir zaman. Demek ki bizde bir sıkıntı var. Merve Hanım siz nasıl buldunuz ara sıcağı? Vallahi ben hayatımda hiç mantar yemedim. Pişmiş mi bilmiyorum. Hiç sevmiyorum. Yani görüntüsünden dolayı içim almıyor onu. Hiç tadını da bilmem. O görüntüden dolayı istemedim yemeği. Şimdi nasıl yemeği. Eleştireceksiniz peki? Şimdi nasıl eleştireceğim? Krep bana göre de bir tık kalın ama lezzeti güzel. Yani dişe geliyor evet böyle hamurumsu bir kıvamı var. Lezzeti güzel. İçinde acı var mı? Evet koydum biraz. Evet o beni birazcık rahatsız etti. Çünkü bende gastrit var daha yer yemez. Buradan başlıyor acı. Anladım. Hiç sevmiyorum. Bir tık koydum. Hani endoskopi aynen. Raporuna göre yapamadığımız için yemekleri. Hatta Allah ne verdiyse. Acı sevmiyorum yani yok. Hiç yemiyorum. Peki tabağa baktığınızda kolay bir ara sıcak görüyor musunuz? Yani ya, öyle ham ham şar olan hemen yapılabilecek bir şey mi? Dediğim gibi aslında çok yani çok kolay da değil ama zor da değil. Yani benim yaptığım ara sıcak gibi zor değil. O kadar vakit almaz.
Acıtından dolayı hiçbir tat alamıyorum zaten onun dışında. Sadece acı aldım. Servet abla. Belki yeşil biber acı olabilir. Evet, birisi acı. Ben bir de sevmiyorum acıyı. Çok beni rahatsız ediyor. Yeşil biber acı olabilir. Direkt biber yaptım. Aldım. Afiyet özellikle olsun. Bilerek Mustafa de acı, acı evet, çıkmasın evet, diye. Evet, ama şunu diyeceğim. Hiç mantar daha önce yememiş. Yemedim. Onun şimdi nasıl değerlendirecek? Artık sadece mantarın tadına bakalım. Yani görsel olarak sana bir şey ifade etmediği için yemek istemiyorsun. Yani içim almıyor onu. Olabilir. Sadece afiyet acı olsun. Biber. Mustafa Bey. Ben krebini beğendim. Güzel çırpılmış, unlar topak topak kalmamış, krebin tuzu güzel. Sarım sanki bir tık daha özenli olabilirdi ama üstündeki kaşar da böyle güzel, taze, sıcak geldi. Yani ben çiğ beğendim, döktüm, kötü değil. Fırına verdim ve sıcak getirdim. Hmm. Çünkü öbür türlü bıraksam sertleşecek bu sefer. Yani, çünkü krep yaparken herkes krep yaptığı zaman un topak topak kalıyor. Başınıza gelmiştir. Yani evet, ben de evde yaparken iyi çırpılmış, tuz oranı güzel, mantarı iyi pişmiş. Çünkü daha fazla, bir tık daha fazla pişse mantar iyice kendini salacak. İyiydi, ben beğendim gene. Peki, afiyet olsun. Ablacığım eline koluna sağlık. Krebi ne kadar ince yaparsan yap, böyle içine bir şey koyup sardığında, fırına verdiğinde ister istemez bir hamurlaşma oluyor krepte. Çünkü öyle, çok böyle kuruyan bir şey değil, yumuşak bir yapısı var. Gene de risk aldım yani şey İçi olarak. Mantarı da güzel olmuş. Ben mantarını da beğendim. Sadece bana da Merve gibi bir tık böyle bir acı geldi. Galiba biber. O da ben kendim acı çok sevmediğim için, ama içi lezzetli olmuş. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Evet, ana yemeğimiz geliyor. Hünkar beğendi. Biliyorsunuz haftanın yemeği pirinç pilavı. Bakalım bugünkü pirinç pilavı nasıl olmuş? Merakla bekliyoruz. Tecrübeni pirinç pilavında görebilecek miyiz? Hadi bakalım. Ben yemeklerimi çok güzel yaptım. Ben yemeklerimden de eminim. Lezzetlerine de sonuna kadar arkasındayım. Evet, Hünkar beğendiğimiz meşhur pirinç pilavımız. En çok pirinç pilavını merak ediyorum senin. Acaba tecrübe bu pilava yansıdı mı? Ben de merak ediyorum. Pişimi güzel ama tabii... Heyecandan bir şey oldu mu diye merak ediyorsun. Evet. Salatamızın adı neydi abla bu arada? Roka, zeytin, roka, peynir, roka, zeytin, karışım. Peynir, roka. Hazırsanız afiyet olsun herkese, buyurun. Evet Nargül Hanımcığım, nasıl buldunuz ana yemeği? Basit değil. Çok güzel menü ama beğenmedim. O içindeki şey, patlıcan var ya, böyle kıtır kıtır geliyor ağzıma. Bir is kokusunu alamadım. O kokuya bayılırdım ben. Şu anda mangal yakamayacağımıza göre ama ben fırında yaptım. O kokuyu alamayacağımızı hani ben de biliyorum. Köri sosu falan bir şeyler kullanabilirsin. O kokuyu veren köri bir şeyler. Ona gitmez. Köri gitmez Hünkar Bey. Ama o kokuyu veren baharatlar var. Onu kullanabilirdiniz. Maalesef. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ya biz yaptığımız yemek... Benim bildiğim bir barbekü var galiba. Barbekü sos ama barbekü sos buna yakışmaz ki ama şimdi. Ama az bir şey, ne bileyim hiç... Nargül Hanım, beğendiğinin içine o ketçap gibi barbeküyü mü koyacaksınız? Gerçekten çok şaşırdım. Çok damak tadınızı şu an düşünüyorum yani. Acabalardayım. Sen beğenmemeye kendini adapte etmişsin. Ben yok, yorum yapıyorum. Yok, onlar değil. Gerçekten... bir yesin arkadaşlar, patlıcanı kıtır kıtır. Hayır, patlıcanı çok güzel pişmiş. Ve kaşarı falan o kadar güzel ki neyini beğenmedim ben anlamadım yani. 2-3 kere yedim tadına. Hünkar beğendi yaptınız mı Nargül Hanım? Hünkar beğendi yapmadım ama yedim. En sevdiğim yemeklerden biri. O için tadını bilmiyorum. Hani barbekü ya. İçine gider dedin. Hayır, onun evet. Tat veren koku var, baharatlar var. Eti nasıl olmuş eti? Eti iyi. Güzel pişmiş mi? Güzel. Peki pilavı nasıl buldunuz? Şimdi kötü dersem şimdi yine de şey kızacaklar ama... Kızmıyorum. Nasıl desem... ben tereyağı kokusunu alamıyorum ya. Pilavda tereyağı kokusunu koydum alamıyorum. Tereyağı. Hem de 2 yemek kaşığından fazla koydum. Yağ falan o kadar güzel ki pilavın, baksana. Neyin tadını alamıyorsun anlamıyorum. Ben bunu bir de özel tavuk suyundan koydum bir bardak. Lezzet versin diye. Lezzet öne çıkarsın diye. Pilav bilmiyorum. Pişmiş mi? Pilav pişmiş. Yani kıvamı, lapa mı, diri mi, tam ortası mı? Biraz yumuşak. Biraz yumuşak. Evet. Peki Hünkar beğendi, beğenmediniz mi? Beğenmedim. Yani. Hünkar beğendi, siz beğenmediniz. Ben beğenmedim. Peki Nargül Hanımcığım. Evet, ne diyorsun? Tam kıvamında ve tam lezzetinde olduğunu, ben kendim yaptığım yemeği bildiğim için onun damak tadına demek ki uymuyor benim yaptığım yemekler. Nargül abla, salatayı nasıl buldun bu arada? Onu da beğenmedi. Beğenmedim çünkü kaç tane limon sıktınız bunun içine? Bir tane. Bir tane ama limon bayağı sıktım. Limon sıkmışsınız yani. Çok güzel bir de bunun oynuyorsun içinde... gerçekten. Hayır. Evet, bunun çok içinde... güzel oynuyorsun. Mimiklerinle, hareketlerinle çok güzel oynuyorsun.
Şimdi yemeğinizi eleştirdin diye oyun mu oynuyorum hayır, şimdi? Hayır. Oynuyor musunuz Nagül Hanım? Oynuyor. Yani kendi gününüze mi oynuyorsunuz? Şu anda bunun lezzeti ve tadı o kadar güzel ki salatada... Tamam ben susuyorum o zaman arkadaşlar yorum yapsın salata ben için. Ben yemeğimi savurmak zorundayım çünkü bunu yapan ben benim. Ben de eleştirmek zorundayım çünkü yapan eksiklerimiz benim, var. Nasıl eksiklerimiz bir var. Olduğunu ne sen dedim? Nagül Hanım'ın inadına beğenmediğini mi düşünüyorsun? Evet. Niye inadı? Servet Hanım kesinlikle size katılıyorum. Nagül Hanım bence birazcık kendi gününe oynuyor. Çünkü ben gerçekten yemeklerinize, lezzetlerinize söyleyecek bir kelime bulamıyorum. Ben öyle düşünüyorum. Peki Kadir Bey. Mimikleri dediğin ne gibi mimikleri var Nagül Hanım? Böyle şey yapar gibi. Böyle bir hareketler, mimikler böyle oynuyor. Oynuyor yani. Evet Nurgül Hanım hakkınızda böyle bir iddia ve görüş var. Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Sizin düşünceniz öyle ama salatanızı hiç beğenmedim. İçinde yani, soğanı yok. Şöyle söyleyeyim. Hayır soğan var. Nagül Hanımcığım. Kasti olarak bir beğenmeme gibi bir huyunuz var mı? Ya da öyle kendinizi şartladınız mı? Beğendiğim yemekleri beğendim derim yani. Hak yemem. Canın sağ olsun. Peki afiyet olsun Nagül Hanımcığım. Teşekkürler. Sema Hanım. Pardon sen az bir dinlen sakinsin zaten. Mustafa Bey siz nasıl buldunuz? Salatadan başlayayım. Salatanın içerisinde siyah zeytin olduğu için ve benim de siyah zeytine karşı bir şeyim olduğu için çok sevemedim. Hani tadı da bulaşmış. Olabilirim. Zeytin tamamıyla biraz benim, fazla kaçmış. Aha, tamamıyla benim biraz damak tadımla kaçmış, alakalı evet. Bir şey. Ben Hünkar beğendiği çok beğendim. Eti güzel pişmiş. Biraz biberi fazla geldi ama o da sanırım... Ya pozisyon... yeşil biber işte. Onun azizliğine uğradım ben. Patlıcan da çok güzel közlenmiş. Nagül Hanım ağzıma diri diri patlıcan geliyor hayır, dedi. Hayır benim ağzıma gelmedi. Yerken böyle patlıcan o pişmemiş aralarda o tadı ama alıyorum patlıcan ben. Patlıcan böyle merhem gibi olmaz ki birazcık böyle bıçakla kalın kalın kesilir de vesaire yapılır yani ya hani. Krem peynir gibi mi beklediniz? Krem peynir gibi böyle olmaz. Böyle olduğu zaman böyle uzar böyle olur. Mıhlama zaman. Değil ki bu. Mıhlama bekliyorsan yapayım 2 dakika ocakta hemen. Pilav birazcık sanki böyle ne derler hani tadı güzel ama böyle birbirine yapışık mı derler hani lapa. Bir tık sanki suyu fazla gelmiş. Sonradan ekledim bana bir diri geldi. Onu eklemesem demlenerek tadını şeyini alacaktık. Belki yoksa ondan, ama lezzeti güzel, lezzetli. Sadece dediğim gibi birbirine yapışık. Peki dünkü şey. Pilav mı bugünkü pilav mı? Bugünkü pilav. Bugünkü pilav. Bugünkü pilav yani bak. Kesinlikle katılmıyorum. Benim pilavım bundan çok daha güzeldi. Merve? Evet. Ne diyorsun? Dün sen üstüne basa basa bu pilav ben tane tane dedin, pişmiş dedin. Doğru. Bugün... En azından tane taneydi. Bugünkü pilav birbirine yapışık. Lapa. Yani bildiğiniz yapış yapış olmuş. Çok pişmiş. Yediğin zaman da dişine yapışıyor zaten. Pilav dediğin pişmiş olacak. Kıtır kıtır pilav ağzına gelip de ağzında lapa böyle fındık yiyormuş gibi kıtır kıtır olmaz. Pilav tane tane olur. Ve siz bulyon kullanmıştınız. Ben buna tavuk suyu koydum. Ben tavuk suyunu çorbamda kullandığım için buna bulyon kullandım. Ben ikisine de ayırdım ama. Ben ikisini ayırmadım. Ben hepsini çorbaya kullandım. Hem de bunda bunu kullandım. Normal bulyon kullandım. Yani ben öyle tercih ettim. Çünkü benim müşterilerim de o şekilde seviyorlar. Onların sevdiği usulden, kendi sevdiğim usulden yaptım. Bu lapa olmuş. İnanın yedim, 3 çatal falan aldım. Dişime yapışıyor. Yani bu da çok pişmiş. Hadi dünkü diriydi. En azından tane taneydi. Ama bu insanın dişine yapışıyor, bir. İkincisi, beğendim. Hünkar beğendiği beğendin mi? Etinden sonra bahsedeceğim. Köz tadını ben de almak isterdim ama alamadık. Alamadım. Üzerindeki biberler çok büyük. Bunda da çok fazla acı var. Biber, yeşil biber aldırdım. Onun şeyi azizliğine uğradım. Yoksa... Evet bir şey acı. Hepsine vermiş acısını. Şey biberlerin... Ama sen biraz görüntüsü... acı sevmiyorsun ya belki sana biraz evet, rahatsız edici olabilir. Olabilir. Lezzeti evet yerinde olabilir ama gerçekten sadece acı alıyorum. Eti çok güzel pişmiş. Peki. Dana eti sanırım. Kuzu mu? Bak mesela kuzu güzel. Kokusu da yok. Kokusu yok. Kokmuyor. Normalde şey yapmış, yiyemem ben kuzu eti. Etinizi güzel pişirmişsiniz. Yiğidi öldür hakkını yeme demişler. Peki, ama salata için? Salata çok ekşi. Çok ekşi. Bir. İkincisi zeytin ben konulduğunu bilmiyorum. Peynir normal, var içinde. Peynir konuluyor. Evet domates konuluyor. Normal kuru soğan konuluyor. Kuru soğan yok. Yeşil soğan. Evet ben Kuru soğanla bilirim. Yani şey gerçekten beğenmedim. Çok ekşi. Ekşisinden yemin yani 2 çatal falan aldım. İçinde daha ekşisi bir de limon var. Ekşisi mi acaba fazla karıştı? Çok fazla. Hayır. Ekşisi fazla. Yani peki, tabii ki olur. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Yalnız iki kişi de Hünkar beğendiğin için patlıcanda hiç pütürtü duymadı. Bir sıkıntı gelmedi onların ağzına. O zaman hiç şey değil bence gayet güzel olmuş. Nasıl? Ne dediniz lan Gülen'im? O zaman ağzının içinden koşmadan duyayım ben buradan. O zaman ben ilk defa böyle Hünkar beğendiği yiyorum çünkü. Siz daha önce restoranda mı evet. Yediniz? Anladım. Peki. Sema Hanım?
Siz kuzu eti sevmiyorsunuz evet, galiba. Evet, aldım o tadı zaten. Hafif. Geldi mi sana? Hiç yemiyorum. Koyun, kuzu eti yemiyorum. Hafif o kokuyu aldım ama o kadar hani normalde yediğim et gibi değildi. Ben de çok beğendim, Hünkar beğendi. Normalde kuzu eti hani böyle tabağa konduğunda hayır, bile evet, burnuna gelir. Evet, o anda alıyorsun. Hiç almadım. Ne ki ağzıma aldığım an anladım zaten. Pilavı arkadaşların dediği gibi bir tık. Lezzeti güzel. Bir tık suyu mu fazla kaçmış? Bir tık evet, bir tık fazla kaçmış ama lezzeti güzel. Peki Hünkar beğendiğin patlıcanı nasıl olmuş kıvamı? Patlıcanı çok beğendim. Güzel, beğendim. Beğendim, süt tadı falan. Üç tane büyük bostan patlıcanından yaptık. İz kokusu de, arkadaşlarım demesi gibi iz kokusu şey. Olsaydı güzeldi ama bugünün şartlarında onu biraz zor yani. Ama çok güzel. O zaman gidip hazır en azından hazır kavanoz közlenmiş hayır, şey değil mi yani? Gayet kendisi söylüyor. Sakın buraya sokmasınlar. Yani. Yani hazır közlenmiş patlıcanını da Hünkar beğendi, yapmasınlar bir zahmet. Peki salatayı nasıl buldunuz? Salata gerçekten çok ekşi. Yani ağzıma aldığım anda beni de biraz limonu biraz değil bayağı fazla. Peki. Zeytini de aşırı. Afiyet olsun size de. Ablacığım eline koluna sağlık. Salata evet bana da çok ekşi geldi. Hani lezzetli ama ekşisinden kesiyor adamı. Hünkar beğendiğini beğendim. Patlıcan da gayet güzel olmuş. Nargül Hanım'ın dediği o uzama şu anda soğuk olduğu için ay, sıcakken kaşar bayağı boldu. Güzel uzuyordu altında. Eti çok Isıttım güzel ama pişmiş. Ama yeterli gelmedi demek eti çok güzel pişmiş. Eti lezzetli. Pilavın pişmiş ama o sondaki suyu koymasaymışsın keşke. O biraz onu yapıştırmış. Yoksa pilavın pişmiş yani dünkü bir tık diriydi. Bu da biraz suyu fazla olmuş. Ama lezzetli bir pilav olmuş. Eline koluna sağlık diyorum. Ana tatlımız diyecektim. Tatlım olarak da istiridye tatlısı geliyor. Bakalım aklınıza canlanan istiridye ile önünüze gelen aynı mı görelim hep birlikte. Bu is kokusunu genel olarak herkes istiyor muydu? Evet. Bir genel is kokusu isteniyor galiba. Ya onu, özelliği ya. Özelliği o. Aynen. Olmazsa olmaz da değil ama yani şimdi. Değil tabii ki ama o çok farklı bir lezzet katıyor. İlla is kokacak diye. Hani yani o patlıcan közlenmiş patlıcan salatasında is kokusu cidden çok isteniyor. O bizim vazgeçilmezimiz ama Hünkar beğendi de herkes közlüyor mu bilmiyorum orasını. Mesela ben normalde patlıcan sevmem. Şimdi bunu yerken patlıcan olduğunu anlamadım. Beşamel sosu. Onu, evet. Kaşarak bastırmış. Yani anlamam için o is kokusunun olması gerekiyor. O zaman seviyorum mesela kokusunu, lezzetini seviyorum ama şu an patlıcan yemedim gibi. Beşamel sosla kaşar peyniri. Sanki içinde patlıcan yok hissi. Tabii ki isim bir tık kendini evet. Anlatması tabii, daha da güzel oluyor. Merve Hanım resmen buraya kurulmuş ve beğenmeme odaklı gelmişsiniz. Dünkü size verilen puanın acısını bugün çıkardınız. Evet Servet Hanım'ın istiridye tatlısının tadına bakıyoruz. Haydi bakalım bismillah. Evet, Merve Hanımcığım nasıl buldunuz tatlıyı? En son yapsam olur mu? Biraz daha alayım ondan sonra. Ha, tadına daha bakamadın mı? Yani baktım da alamadım. Biraz anladım. Daha bakmak peki. İstedim. Sema Hanımcığım siz nasıl buldunuz? Merve Hanım neden hep son yorum yapıyorsunuz? Kendinizce ortayı mı bulmaya çalışıyorsunuz? Servet Hanım'dan daha ağır bir tatlı beklerdim. Ama tatlımız güzel, dondurma eşliğinde de. Beğendim, tatlıyı yani... da beğendim. Hafif bir tatlı olmuş. Beğendim tatlı yani. Bulundu. Sana bugün bir hafiflerden gidiyor herkes. Ama yok hani şimdi o izlenimini verdi ya Servet Hanım bize. O yüzden hep ağır bekledik Servet Hanım'dan. Yani kurabiye gibi yani hamurunu içine cevizini fındığını koyup hani o yüzden basit bir tatlı anladım. Dedim. Daha tabii uğraştırıcı kıvamı, bir şey beklediniz. Evet daha uğraştırıcı daha ağır peki, bir şey Servet Hanım'dan bekliyordum. Lezzet olarak nasıl olmuş şerbeti kıvamı? Çekmesi. Çok güzel. Ağızda dağılıyor ağza aldığın peki, zaman. Afiyet olsun. Mustafa beğendim Bey. İstiridye tatlısı sanırım istiridyeye benzetilmesi şey. Sen şekli hariç geri kalan her şey çok güzel. Tatlısı biraz tatlısı. Kapatmış. Evet. Ben baktım böyle üstünü çekip böyle hani istiridyenin o şeyi yok. Sadece şekli bez ama iki saatte çok olmamış. Ben lezzetini beğendim güzel. Pişmesi güzel, tadı da güzel. Güzel yani. Peki dünkü baklava mı bugünkü tatlı mı? Bugünkü tatlı. Dünkü baklava evet zahmetliydi şeydi ama altı pişmemişti. Ama bu olmuş. Sadece şekli kötü sadece. Nasıl Merve Hanım? Altını saymayın artık ya. Üstünü ye. Üstünü. Peki Nagül Hanımcığım? Ben bakmıyorum. Tatlı geldi. Ben bakmıyorum. Helva gibi. Helva gibi tadını aldım. Abartıyorsun biraz ama neyse. İçinde sadece ceviz var artı değil. Dondurmayı daha çok beğendim. Onu da yapacaktım ama da zaman yetmedi. Ama Hünkar beğendiden sonra bir kadayıf alırdım sizden. Kadayıf şöyle, kaymaklı. Yani kadayıf olabilirdi evet de. Evet. Ben bunu
o yemeğin arkasından bunun hafif olmasını istediğim için. Kadayıfın biraz da daha yoğun yağla, yoğun şeyle olduğu için bundan mesela ben bunu tambulda yunuyla yaptım. İçinde cevizi bol, 125 gram yağ var, bir tane yumurta var ve hiçbir yani şey olmayan, zarar olmuyor. Sadece şerbetiyle hani öyle çıkar. Hani balığın peşine helvayı bekleriz de Hünkar Beğendi'nin peşine kadayıfı niye öyle bir siz ben öyle onu mu yapıyorsunuz? Hani bizim adetlerimizden evet. Balığın peşine helva beklenir tamam derim de Hünkar Beğendi'nin peşine bir kadayıf beklerdi. Arkasını da öyle. Şerbetli tatlı beklerim demek istedi belki bu da şerbetli. Bu da şerbetli. Miydi? Yok güzel şey beğendim. Ay helvalı cevizli bir şeydi. Helva anladım, cevizli. Helva tadı verdi. Evet. Peki afiyet olsun. Merve Hanımcığım. Ben de katılıyorum. Hangisine? Yani o helva meselesine gerçekten tam ben söyleyecektim. İçi böyle helvamsı. Yani dışındaki bu Antep fıstıklarının... Peki helvanın tadı kötü bir tat mı? Değil. Yani hani böyle bir değil, helva değil. Deyince ama helvaya benzemiş. Biz ben şimdi istiridye tatlısı dediklerinde biz bunu bilmiyorduk. Yani daha doğrusu ben de bilmiyordum. Arkadaşlarla da öyle konuştuk. Onlar da bilmiyorlardı. İnternetten baktık. Şeklini görmeye çalıştım. Üstü Antep fıstıkla kapatılmış. Fıstığını biraz böyle sunum için bol koydum. Yoksa koymasam... Getireyim içeride sunum şeyini evet, şeklini göremedik. Ondan sonra şekerpareden tek farkı peki, tahin koyuluyormuş herhalde. Arkadaşlarla konuştuğunuzda genel olarak istiridye tatlısı kafanızda nasıl canlandı hepiniz? Yani biz şekerpare gibi, onun gibi. Öyle mi düşündünüz hepiniz? Aynen şekerpare gibi ama içinde ben farklı olarak tarifin tahin gördüm. Tahin yok. Ben internetten baktığımızda vardı. İçerisinde tahin vardı. Şekerpareden farklı olarak şey gibi böyle ne bileyim içi helva gibi, ıslak kurabiye gibi... Tamam, tadı çok fena değil, hayır değil. Sadece cevizleri büyük. Ben yanında dondurma beklemiyordum. Ben cevizleri bilerek biraz dişe gelsin ki ceviz olduğu anlaşılsın. Evet. Tamamen un haline getirsem bu sefer ceviz arayacaktınız içinde. Evet. Ceviz dişe gelsin istedim. Tamam, güzel düşünmüşsünüz ama bir tık büyük sanki. Dondurma beklemiyordum ben yanında. Dondurmalı yazmıyordu galiba. Sadece. Yani, onu ben ikram olarak yanında yemedim yanlış anlamayın bozumdan dolayı yemiyorum peki, dondurmayı. Peki yani pişmiş mi, kızarmış mı, şerbeti su mu olmuş, iyi mi çekmiş? Hayır, bizim gayet, için bunlar önemli. Tadı gayet güzel. Peki. İçi helva gibi, helva tadı aldım ben de. Tamam, helva da zaten kötü bir lezzet değil. Yani şey olmamış yani çok lezzetli değil böyle. Bir de acımsı bir tat var. Yani ne var içinde acımsı, tam olarak? Acımsı, şekerli şerbetin içinde. Nasıl anlatsam size? Yani o, sanki ben tahin koyduğunu zannettim. Hayır, öyle böyle kekremsi bir tat aldım. Tam kullandım. Belki de odur. Şeydi. Acaba başta tahin diye okudun diye şimdi ağzına tahin tadı mı geldi? Yok geldi ama bir şey... Psikolojik olarak mı? Hayır hayır. Undan dolayı olabilir. Un ikisini ortak kullanıyorum. Ben mesela hiçbiriniz anlamadınız. Ben Hünkar Beğendi de dedi. Hayır evet ilmik var. Hünkar Beğendi dedi ben tam buğday unu kullandım. Çorbada da tam buğday unu kullandım. Hatta Kadir Bey dedi ki hep siz bunu kullanıyorsunuz. Evet dedim daha sağlıklı. Beyaz undansa bunu tercih ediyorum. Bunu da biraz fark ettirmiş demek kendini. Böyle bunun içinde irmik tahin de var zannettim ben. İrmik de var bunun içinde. Evet varmış. Evet onları peki, gördük. Afiyet olsun. Eline koluna sağlık ablacığım. Şerbeti güzel kaynamış, güzel çekmiş. Ne çok böyle sulu hamur olmuş ne de çok sert olmuş. Şekerpare de genel olarak kolay bir tatlı olarak bulunuyor ama bu programda çok güzel şekerpareye çatal bile batmadığı oluyor. Taş gibi oluyor. Sıcaklığıyla şerbetini gayet güzel ayarlamışsın. Eline koluna sağlık. Ha, uğraştırmaya baktığımızda tabii ki Merve'nin baklavası daha uğraştırıcı. Kat ya kat. Ona ben bir şey demiyorum ama, ki. Ama maalesef ki dün önümüze gelen bir hamur baklava oldu. Şimdi en azından bu bir lezzetli bir tatlı olmuş. Eline koluna sağlık afiyet diyorum. Olsun. Her şey için teşekkürler. Sıra geldi puanlamaya. Bakalım Servet Hanım haftanın ikinci günü de bu menüsüyle toplam kaç puan ulaşacak hep birlikte göreceğiz. Haydi buyurun finale gidiyoruz. Evet, Enamarat benimde haftanın ikinci gün finaliyle karşınızdayız. Hanımlar, beyler buyurun Servet Hanım'ın hamaratına puanlarınızı verin. Evet, herkes puanlarını verdiğine göre Servet abi hazır mısın? Hazır. Musaba'dan başlayalım, kaç puan geldi bakalım dün sana. Dün de benden başlamıştınız. Hayır, bu sefer benden başlamadım. Hayır, hep hanımlar önden diyorlar, bu sefer erkekler önden yok, diyor. Yok, hanımdan başlasın lütfen. Peki, o zaman Sema Hanım'dan başlayalım. Buyurun Sema Hanım. Servet Hanım'a puanım 4. Çok teşekkür evet, ederim. 4 puan geldi Sema Hanım'dan. Teşekkür peki, ederim. Peki, şimdi Mustafa Bey çevirebilir. Bakalım Mustafa Bey'den kaç puan geldi? Servet Hanım'a puanım 4,5'tan 5. 5 puan çok geldi Mustafa Bey'den. Evet, sadece bir tek pilavında birazcık böyle yapışkanlık vardı. Onun dışında her şey çok güzeldi. Mustafa Bey, verdiğiniz 5 puana gerçekten çok şaşkınım. Evet, lezzetlerini beğenmiş olabilirsiniz ama benim emeğim çok çok fazlaydı. O 5 puanı ben hak ettim.
Evet Merve Hanım, bakalım sizden kaç puan gelecek? Herkes dedi ki Merve Hanım dedi işte tırnaklarını çıkartacak dedi, kendi gününü bilmem ne edecek dedi. İçinizdeki canavar çıktı mı çıkmadı mı? Çıktı böyle. Tabii, içimde mi kalacak? Evet. Servet Hanım'ın puanı 2. Neye verdim de söyleyebilirim. Çorbanızı beğenmedim. Yani kıvamı beğendim, orta beğendim. Yani yarım puan olarak onu değerlendirdim. Etinizin pişmesi ile beraber ikisine verdiğim puan 1. Tatlınızı neden beğendim. Neden ama? Ve de emek. Nasıl, neden? Beğenmedim. Yani pilavınız lapaydı. Siz burada nedir o? Konuşabilir miyim? Kısası olmuş. Öyle bir şey yok. Kısası. Bakın evet. Kısası kısası falan değil. Aynen. Pilavınız çok pişmiş. Dünküne diri diyorsunuz, siz yapış yapış şimdi bir pilav yapıyorsunuz. Bir şey. Lütfen konuşabilir miyim? Bir açıklayayım. İstada almadım, köstede almadım dedim, beğendi de. Yine de fena değil, beğendim. Etten de aldım, pişmesi de güzel dedim. Ama çorbanın kıvamı beğenmişsiniz. Dört şeyi beğenmedim. Çorbanın kıvamı koyu dedim. Eksisi tamam. Yok dedim. Eksisini sonradan getirdiniz. Sonra yedikten sonra tamam fena değil dedim. Tamam. Tatlınızı orta beğendim. Beğendiği orta beğendim. Yani orta derken ortayı orta topladığın yani, zaman ortanın da bir iki orta, etmiyor orta, yani dört bu. Tane orta yine 3 tane 3 edebilirdi. Yok. 3 puan verebilirdiniz. Hünkârı niye orta beğendiniz? Orta beğendim. Beğendiniz siz. Dedim hayır beğendim. Kendi puanını mı korumak için düşündünüz böyle acaba? O ne demek korumak için derken? Çünkü aldığınız puanlara göre kendinizi korumaya almak için böyle bir puan. Benim artık şey kendimi korumaya alma gibi bir şeyim yok. Var. Neden bu saatten sonra bana bir daha mı sıra gelecek? Size hayır, sıra yok, gelmeyecek. Hayır. Genel olarak haftanın ilk gününde hani toplam puan iyi alınca evet. Geri kalan günlerde düşük puan veriyorlar ki aman kimse benim üstüme çıkmasın. Yok hayır ben bunu yapmayacağım. Yarından sonra görürsünüz zaten. Yarından sonra hayır, eğer bu, bak bir şey diyeceğim. Bu benim sileme değil. Diğer arkadaşlara tavrımı da göreceksiniz. Yani eğer beğeniyorsam onların da hakkını vereceğim. Bu yemeğin hakkı bu. Peki az önce dediniz ya içimde mi kalacaktı? Tabii ki de dışıma çıkacak. Onun esprisine yaptım ama gerçekten esprisi adalet yerine... Peki hünkâr beğendi, tam puan hak etmiyor muydu? Etmiyor. Yazık. Etmiyor, istadı almıyorum dedim. Normal, kış içinde patlayacağım. İşi sana nerede yapayım da ya, yapayım kardeşim? Tamam. Onu bana söyledi ki abla o mangal yak deseydin dışarı mangal yak. Mangalla ne alakası var? Bir dakika, ocak. Ocakta oluyor. Biz ocakta pişiriyoruz patlıcanı. Çevire bir güzel mis gibi bir istadını verirsiniz. O fırında, odunlu fırında pişmesi yok, gerekiyordu. Odun, çağ değişiyor odun, yani. Peki bak Mustafa Bey dün sizin baklavanızın hamur olmasına rağmen dedi ki bir emek var dedi. Evet. Ondan sonra puanlarını ona göre verdi. Siz emeği görmediniz mi bugün Hünkâr beğendi de? Yani siz şimdi patlıcanın ismine taktınız ama Mustafa Bey dün sizin baklavanızın hamur olmasına rağmen puanlarını iyi verdi. O zaman. Evet onda emek ama çok itiraz fazlaydı. Etmediniz. Ama onda emek çok fazlaydı Kadir Bey. Emeği göz önünde bulundurdu ama hamur olmasına. Evet, ama şunu diyeceğim, çok emek yok. Şunu diyeceğim, eğer öbür arkadaşlardan hayır, siz burada sadece bir köze takıldıysanız, şunu sorayım. Sadece bir köze takıldıysanız, hani patlıcanın eğer tadında bir noksanlık yoksa, kıvamında, tuzunda, tadında bir noksanlık yoksa, sadece köze takıldıysanız, o zaman baklavanın hamur olması daha büyük bir sıkıntı. Ya, yani köze takılan biri için baklavanın hamur olması inanılmaz büyük bir şey ki, Mustafa Bey bunu göz ardı etti dün. Köze takılmadım. Patlıcanın tadını hiç almadım hayır, ben. Hayır, az önce dediniz ki ben köz tadı bekliyordum bu bir dediniz. Artı senin için. Hayır, sevmiyorum ama o is tadını istiyorum ya, dedim. Yani tamam ya, anladım. Zaman, anladım. Hayır, mesela şimdi, patlıcan yediğimi anlamadım. Tırnaklarını çıkaracak dedi, bunu şey yaptım yani. Kadir Bey, o zaman biz de baklava yiyeceksek tam anlamıyla çıtı çıtı bir baklava yememiz gerekiyor. Yani gönül öyle isterdi ama fırınım hazır değil. Gönül isteği isterdi ama maalesef ki saat yetmediği için ve ortam olmadığı için isteği yapamadı. Benim... Hayır, Mustafa Bey sizin baklavanıza yüksek puan verirken Mustafa Bey'e demediniz ki bu baklava hamur olmuş Mustafa Bey bu puanı vermeyin demediniz. Emeğim var dediniz, biz de saygı duyduk. Siz de şimdi Hünkâr beğendi diye tam puan vermiyorsunuz. Sadece isli olmadığı için. Evet. Ya isli et pişmiş mi pişmiş? Hünkâr beğendinin alt kıvamı olmuş mu olmuş? Sosu var mı var? Yani usulen göründüğünde Hünkâr beğendi. Acıydı. Yani o yemekten böyle bir has alamadım. Ya, ben anladım. Sevemedim. Merve Hanım ben zaten acıydı. Ben de kararlı mısınız Merve Hanım? Kesinlikle kararlı. Peki Nagül Hanım puanlarını çevirsin. Nagül Hanım siz de puanınızı az önce bir değiştirdiniz galiba. Değiştirmedim. Böyle bir çizik koydum. O puan bir şeye gidiyordu sonra bir değişti. Niye? Zor bir soru muydu? Evet. Yani neyi düşündün de sonra neyi eledin çıkarttın da? Düşürdün mü, fazlalaştırdın mı, sildin mi, aynı mı bıraktın? Hayır ben şimdi gerçekten çok güzel menü bekliyordum. Çok nasıl benim beklentimden düşüktü menüsü. O ben için... Çok merak ediyorum. Bize yarın sülüm mü kızartacak? Hayır canım. Gerçekten. Gerçekten yarın bize ne yapacaksın? Ben çok merak ediyorum. Bir çevirsin puanını. Alırsın ben çok söyleyeyim pardon. Yani. Buyurun Nagül Hanım alırsın. Olur. Sıkıntı yok. Karşılığını alırsın.
2. Normalde sen onu bir 4 yaptın, sonra 2'ye düşürdün. Az önce gördüğüm evet, kadarıyla. Çünkü 3 olmuyor diye biliyordum. Çünkü Merve Hanım'a 3 verdim ya. Ha yok. Kullan sadece bir rakamını bir kere kullanabilirsiniz hafta Anladım. Boyunca. 3'ü, 2'yi, 4'ü, 5'i tekrar kullanabilirsiniz. Tekrardan o zaman. Şimdi o son puan olduğu için maalesef ki son puan toplamı ortaya yazık, çıktı. Çok yazık. Arkadaşlara sormak yazık. İstiyorum. Rızanız var mı? 3 verilmediğini bilmediği için 2 puan evet. Vermiş. Var tabii canım. Bana göre var. Merve Hanım. Şimdi bilmeden yaptığı için olabilir. Bilmeden Merve yapmış. Merve Hanım. Sıkıntı yok. Bilmiyorum. Peki arkadaşlar rıza gösterdiği için Nargile Hanım değiştirebilir. Evet. Tekrar uyarayım. Sadece biri bir kere verebiliyorsunuz. 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Evet Nargile Hanım'dan 3 puan geldi. Servet abla. Beklemiyordum ama. Yani onlara demek ki çok fazla bir şey yapmışız, çok beklentili. Ama ben yemeklerimi vaktinde yetiştirdim, soframı kurdum, çok şık bir sofra hazırladım. Her şeyim dört dörtlüktü, hiçbir şey yemeklerimde hiç ne tuzsuz ne tatsız. Sadece biberin azizliğine uğradım, yeşil biberin. Diğer konuda hepsi etimde pişmişti, çorbam da kıvamındaydı. Bir tık pilavım, evet bir tık pilavımda bir sıkıntı vardı. Diğer menüm hepsi 10 numaraydı peki, yani. Eline koluna sağlık ablacığım. Gayet güzel bir misafirperverlik sergiledin. Güzel de ağırladın bizi. Her şey için teşekkürler. Mutfaktaki enerjin de çok güzeldi. Birazdan ben temizlik içinde yorumlarımı yapacağım. Arkandan konuşacağım birazdan. İyi ya da kötü göreceğiz. Toplamda 14 puana ulaştık. Ellerine kollarına sağlık. Yarın kimin evindeyiz? Benim. Nargül Hanım'ın evindeyiz. Haydi bakalım. Nargül Hanım'cığım yarın marifetlerinizi göreceğiz. Tamam. Türkmenler hamarat oluyorlar bildiğimiz kadarıyla. Daha önce de İnşallah. Özbek, Türkmenistanlı tamam. yarışmacılarımızla yarıştık. Sizden yarın güzel bir menü bekliyoruz. Tamam. Menüleri kolay buldunuz. Yarın bakalım bize neler pişireceksiniz. Bizim tavşan mı pişirir? Ördek mi pişirir? Filin kızartacak. Yarın aynı Filin saatte. Filin kızartacak. Bakacağız. Hadi bakalım. Yarın aynı saatte Fox ekranlarına görüşmek dileğiyle. Şimdi Servet Hanım'a puan vermek üzere gidiyorum. Haydi bakalım. Evet, Servet Hanım'ın ellerine kollarına sağlık. Mutfakta 14 yıllık tecrübesini gayet güzel bir şekilde gösterdi. Salatasını biraz ekşi buldum. Pilavı hafif yumuşaktı ama yemekleri genel olarak gayet lezzetliydi. Ellerine kollarına sağlık. Temizlik konusuna geldiğimizde ise dizlerinde protez olmasına rağmen, yaşına rağmen evi gayet tertipli, düzenliydi. Her yeri pırıl pırıldı. Ellerine kollarına sağlık diyorum ablacığım. Ve şimdi puanımı veriyorum. Evet, Servet Hanım'a puanımı verdim ve bugün bir kez daha anladık ki hamaratlık geceden sabaha kadar değil, günlük hayatta devamlı olan bir şeydir. Yarın da Nargül Hanım'ın evine davetliyiz. Anam Nargül 2 gündür hiçbir şeyi beğenmedi. İnşallah yarın herkesin önüne mökkem bir sofra çıkarır. Yoksa Nargül'ü dillerden ben bile kurtaramam. Yarın aynı saatte Fox ekranlarına görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.